Seçen Art Mobilya 4. Güç programını sunar. Efendim hayırlı sabahlar, 4. Güç'teyiz. TV5 Haber Müdürü Mustafa Deniz'le birlikte her zaman olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sen de izleyicilerimiz de hoş geldiniz. Evet kıymetli izleyenler, bugün gündemimiz yine her zaman olduğu gibi çok yoğun. Hepinizi sosyal medyadan gündeme katkı sunmanızı bekliyorum. Bir numarayla başlayacağız. Maalesef böyle haberler olduğu zaman... Efendim sayın yönetmenim. Şehit Kaan Kanlıkulu. Pençe kilit operasyonu kapsamında Piyade Teğmen şehidimiz Kaan Kanlıkulu maalesef bu haberi de vermiş olduk. 3 mü oldu? Mustafa Deniz. Pençe kilitte. İkincisi olması lazım. Umarım 3 değildir. Efendim? Bildiğim kadarıyla. 2. 2 değil mi? İkincisi Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Dikkat etmek lazım. Ve bunun hemen arkasında gündemimizde vardır. Evet var. Aslında sırayla gitmekte fayda var. Evet bir sonrakini görelim arkadaşlar. Sonra da bir son dakika göreceğiz. İnfaz koruma memurlarının bulunduğu aracı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldı. Bir personel şehit oldu. Bursa valisi açıkladı. Karacabey'de dün gerçekleşen bombalı bir eylem saldırı. Henüz üstlenen olmadı ama terör elebaşlarından bir tanesi Duran Kalkan isimli terörist bir açıklama da yapmıştı. Söylemde de bulunmuştu. Kendi çapında, kendi bünyesinde ülkemizi tehdit eder söylemlerde bulunmuştu. Siz bu operasyonları yaparsanız biz de karşılığını içeride veririz gibi söylemler. Buraya birazdan değinebiliriz. Allah rahmet eylesin. Burada da bir şehidimiz var. 14 yaralımız var bu arada bu saldırıda da. İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapıldı bu saldırı. 2015 sonrası yaşanan gelişmeleri biraz hatırlatır gibi oldu. Son zamanki açıklamalar nasıl söylesem. Ekonomiyi konuşuyoruz diyoruz yani sandığı ekonomi belirleyecek. Ekonomi üzerinden sandığa gidilecek. Ama insanımız şunu biliyor. Ekonomi mi güvenlik mi dediğiniz zaman güvenlik ön plana çıkıyor. Ekonomi arka planda tutuluyor. Şu göçmen meselelerinin bu kadar güvenliğimizi tehdit eder şekilde ön plana çıkarılması söylemleri, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın son haftadaki işte grup toplantılarında, basın açıklamalarında yaptığı açıklamalar arasından cımbızlanarak ortaya çıkan gelişmeler var. Oralarda daha çok ön plana şu çıkıyor, geliyor. Ekonomi bir şekilde düzelir. Bu ülkenin düşmanı var, bu ülkenin... bertaraf olmasını isteyenler var gibi böyle güvenlikçi politikaların ve güvenlik endişesinin ön plana çıkarılması hedefleniyor. Aslında bu net bir şekilde ortada. Ekonomiyi gölgelemek için, sandığa daha güçlü gidebilmek için. Zira biliyorsun birlikte de baktık 15 Temmuz sonrası Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı buralarda AK Parti'nin güven kaybı yaşarken oy kazanması, güven kazanması gibi gelişmeler söz konusuydu. Şu Antalya'daki diplomasi forumu, Rusya-Ukrayna meselesi buralar etkili oluyordu. Ama ben burada endişe etmek istemiyorum. Ben yöneticilerimize de güveniyorum. Askerimize, memleketimize hep güveniyoruz da. Umarım bu karşılıklı bir tehdittir. Yani nasıl diyeyim? Hani seçime gideceğiz. Ne yapmamız lazım? Ne olması lazım ki tekrar insanlar bizi seçecek? Çünkü bütün yetkiler bizde. Bizden başka kimse bu güvenlik endişesini ortadan kaldıramaz gibi şeyler, olaylar. Evet. Ve bak farkındaysan çok uzun zamandır görmediğimiz haber. Bugün de TÜGVA, şimdi az önce de gelen bilgi TÜGVA meselesi. O da gelecek. Yakın bir noktada patlama gerçekleşti. Ya ne oluyoruz? Hayırdır? Yani... Nedir bu? Bir de Pençe Kilit Harekatı'nın operasyonunu başlattık da bunu neden başlattık? Şimdi burayı da sorgulamak lazım. Çok kritik, lazım. Onu söyleyelim. Yani. Pençe Kilit Operasyonu gerçekten çok gerekli, çok kilit bir operasyon. Şunu da söyleyelim.
içeriden bunların yaşanması pençe kilit operasyonundan duyulan rahatsızlıktır. Şimdi. Çünkü pençe kilit operasyonunun sebebi şu. Tamam, bahar döneminde PKK'lı teröristler ne Türkiye'ye sızarlar. Ne kadar terörist? Cudi Gabar'da ne kadar terörist var şu an? Ben ne bileyim, ben Cudi Gabar gözlemiyorum şimdi, şu an. Tam ama orayı gözlemiyorsun da. 90'lı yıllardan bu yana şunu çok iyi biliyoruz ki kışın giderler Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de inlerine, mağaralara girerler. Tamam. Bahar aylarında geçiş yaparlar. Mayıs ayından itibaren eylemlerini yaparlar. Ekim'e, Kasım'a kadar tekrar çekilirler. Bu o aylarda Türkiye'de şehit haberleri arka arkaya gelir. Hı hı. Pençe kilit operasyonunun sebebi bu geçiş yapılmadan önce terörü ininde bitirmek olarak nasıl açıklandı. Nasıl oluyor bu, yani şimdi öyle açıklandı. Bak, geldiğin noktada açıklandı olarak söylüyorsun. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak, iç güvenlikten sorumlu bakan olarak Türkiye'de içeride terörü bitirdik diyor mu? Diyor. İçeride terörist sıkıntımız yok, endişemiz yok diyor mu? Diyor. Ha, siyaseten 500 kadar terörist sempatizanı ya da üyesini İBB'ye sıkıştırabiliyor. O ayrı. Ama içeride yüzün altında var olan terörist sayısı olarak dile getiriyor mu? Getiriyor. Şimdi biliyoruz ki özerk bölge, Suriye'nin kuzeyindeki özerk bölge, yapılaşma, terör kantonları ve oradaki oturabilecek bir düzen oluşturma heveslerinden dolayı İran kuzeyinden, özellikle de işte pençe kilit operasyonun yapıldığı bölgelerden teröristleri paravan bir şekilde yıllardır taşıdılar. Yani bir operasyon yapılacaksa Suriye'nin kuzeyine yapılmalı. İran kuzeyine ya da Suriye'nin kuzeyine tercihi, bir tehdit varsa karşımızda ilk etapta Suriye'nin kuzeyine yapılmalı. Çünkü orada, burada 5 varsa burada 5000 var. Bizim için bir tehdit. Ama tabii teröre karşı dik durmalıyız, mücadele etmeliyiz. Bir an önce kökünü de kurutmalıyız. Ancak ya sürekli yapılıyor da bu operasyonlar. Ne duyduk? Bir tehdit mi vardı çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye karşı? Bir tehdit varsa daha büyük tehditler çevrede, Suriye'de özellikle yuvalanmış durumda. Buraya değil de neden buraya harekat düzenledik? Yani ikincisi, harekat biz, düzenleyecek uluslararası durum biz, yok. Biz ya var zaten Mehmetçiğimiz orada. Mehmetçiğimiz orada. Her halükarda Suriye'nin toprağındayız. Biz bu harekat, bu operasyon yaparken ben umut ediyorum, siyaseten değil, tam anlamıyla gerçekten terörle mücadele anlamında bu harekatın, operasyonun yapıldığını hissetmek istiyorum, öyle düşünmek istiyorum. Keza şehit veriyoruz üst üste, buralar önemli. Ama şu bir gerçek, önümüzdeki süreçte ekonomiyi gölgede bırakmak için siyasi irade, güvenlikçi politikaları ve güvenlik endişesini ön plana koyacaktır. Koymaya da başladı. Startı da verdiler görüyorum yani. Yani güvenlikçi politikalar her zaman işe yarar. Ama şehitlerimiz geliyor. Geliyor maalesef yani. Büyük bir mücadele de sürüyor. Kuzey Irak'ta da, Kuzey Suriye'de de, Türkiye'de de ne kadar terörist varsa operasyonların yapılması gerekliliği de açık. Dua etmekten başka çaremiz de yok gibi görünüyor. Şimdi sıradan gidelim. 3 numara. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbek Otağı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli ile iftar yaptı. Geçen seneki gibi. Evet, evet. Bu sene de iftar yaptılar. Fotoğrafları da görüyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet. Devlet Bahçeli 99 adet gül götürmüş Beştepe'ye. Kediyle beraber kedi, oyun. Kedi ne güzel var. Duruyor baksana. Evet. Yalnız geçen seneki... 99 güldü ortada bak. Hasan, geçen seneki masa daha mı genişti? Böyle yo, biraz dikkatimi çekmişti. Aynı yer mi? Aynı ama yani. Masa bilmiyorum gerçi. Bilmiyorum, aynı da olabilir ama. Çünkü masa çok daha, ya çekim açısından da olabilir. Belki masa daha çok geniş sekiz bir masaydı masa gibi geliyor. Belki de çekim açısı daha genişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dinleyelim mi? Altılı masayı hedef almış. Altı partinin bir araya gelişini hedef almış. Bakalım ne demiş Cumhurbaşkanımız. Değerli kardeşlerim, özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor.
daha en basit, en temel meselelerde bile ulaşamayacağın çeşitli grupların bile bu uzlaşmanın olamayacağını, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız altılı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek isterim. Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bırakın 2023'ü bile bu masa göremez diyor. Bırakın adayım adayı. Sayın Bahçeli'nin ilk açıklamalarına benziyor. Bu görüşmeden sonra Sayın Bahçeli açıklama yapmıştı ya, bu masanın gizli ayağı, görünmez ayağı, artı bir falan. Sayın Erdoğan da şimdi yani metin aynı gibi, Sayın Bahçeli gibi konuşuyor. Ve burada muhalefetin ilerleyişi önemli. Muhalefetten beklentiler var. Özellikle 6 siyasi partiden beklentiler var. Artık bundan sonra zaman kaybetmeden tak 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 hangi sorunu, problemi nasıl çözeceksiniz? Bunu açıklamanızı bekliyorlar. Diğer taraftan da Sayın Erdoğan'ın söylediği, biz biliyoruz ki söylediği gibi değil. Yani 6 artı 1 değil bu masa. Diğer taraftan her hafta birbirlerini yiyorlar gibi söylem yok. Ve 28 Şubat ittifakı vurgusu çok üzücü. Yani gerek yok sürekli acılardan, bir yerlerden fırsatçılık yapmaya, bir yerleri kullanmaya, o duyguları ve o yaşamları bertaraf etmeye, dilinize dolamaya gerek yok. Çünkü 28 Şubat bir mağduriyetti. O mağduriyet tırnak içinde sözüm ona bir kahraman ortaya çıkardı. O mağduriyeti yaşatanlar da, kahraman ortaya çıkaranlar da aynı yapılar, aynı zihniyetler, aynı güçler. Bugün belki de 28 Şubat'ı en son dile getirmesi gereken isimlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli'nin diliyle söylüyor diyorsun Sayın Cumhurbaşkanı ki evet. Ben... Evet. Açıkçası buna katılmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zaten siyaset yapma tarzı böyle. Sayın Bahçeli de böyle. Ben o ortak dilin birbiriyle görüşmelerinden şimdi değil zaten olduğunu bu düşünüyorum. Bu konuşmanın ayrıntıları ve teferruatında zillette ittifak olmaz diyor. Zillet ittifakını ilk Sayın Bahçeli söylemişti. 6 görelim 1, o zaman. HDP'yi de Sayın Bahçeli söylemişti. Yani. Belki de başka argüman yoktur. Ya düşmanlaştırmak lazım, tamam mı? İthamda bulunmak lazım. 40 kere söyleyin ki insanlar inansın. Sokakta çıkın, insanlara sorun. Deyin ki 6 siyasi parti. Ya onlar HDP ile el ele. Onlar zillet ittifakı. Kardeşim dinledin mi 6 partinin genel başkanının vaatlerini, söylemlerini, açıklamalarını, ilkelerini? Güçlendirilmiş parlamenter sistem zemininde bir mutabakat paylaştılar. Paylaştılar mı? Paylaştılar. Kaç madde var onda diye soruyorum. Ya işte paylaştılar. Ya kaç madde var? Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne? Bu 6 siyasi parti toplumun geneline ve sana ne hitap ediyor, ne söylüyor? Dinledin mi? İşin geldiği nokta dinlemedim. O zaman niye HDP hain, zillet diyorsun? Devlet i̇şte, Bahçeli, amaç bu işte. Devlet Bahçeli'yi dinlemişler demek. Olabilir. O zaman iletişim noktasında Sayın Bahçeli ile Erdoğan 6 tane parti liderinden daha başarılı. Bu ortaya bu da işte 6 partinin sorunu. Yani problem. Dinleyelim Sayın Bahçeli'yi arkadaşlar. Zillet ittifakına sesleniyorum. Kimi çıkarırsanız çıkarın. İster inanç kırancı, ister terörist Demirtaş'ı, isterse Osman Kavala'yı aday olarak gösterin. Mahut ve mutlak son değişmeyecek. Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, tarihi yürüyüşünü kesemeyecek. Böyle diyor Sayın Devlet Bahçeli. Bunu da vatandaş değerlendirecek. 6 parti ya da muhalefet. Ya da Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan gibi düşünmeyenler daha doğrusu sokakta. Evet. Anladığımız kadarıyla Bahçeli ve Erdoğan'a göre bu ülkenin ilerleyişini istemeyen, önünün kesilmesini isteyen,
bu ülkeye karşı uzanan, doğrulan namluların arkasında duran ve onları destekleyen. Yani aynı düşünmedikleri için her türlü itham mübah. Bu evet. şekilde bakılıyor. Bunlar da doğru değil yani. Seçim bunu değerlendirecektir. Şimdi kıymetli izleyenler, Sayın Devlet Bahçeli'yi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük. Bir de bu konuyla, şimdi Altılı İttifak'la ilgili Cumhur İttifakı'nın iki ortağı böyle düşünüyor. Gazeteciler ne düşünüyor diye bakacağız. Fatih Altaylı'nın yazısını alalım. O arada da size bir duyuru yapalım. Kıymetli izleyenler. Evet, Fatih Altaylı'nın yazısını çabucak alalım o zaman. Kıymetli izleyenler. Burada küçük bir araya gideceğiz. Şöyle bir araya. Mustafa Deniz'le bir araya gireceğiz. Neyi anlatacağız size? Sosyal medyadan katılımınızın önemini. Önemli. Tabii ki önemli. Şimdi her buradan bir duyuru önemli. Yapacağız. Katılın. Çünkü biliyorsunuz bu işin üzerine çok düştüm. Çok önemli bir ajansın, çok ünlü bildiğimiz YouTube kanallarının ajansının bir yetkilisiyle ve şu an YouTube'da en başarılı televizyon kanalının, yani 1 milyon takipçiyi geçen televizyon kanalının sosyal medyasını yöneten bir arkadaşla uzun uzun konuştum. Evet. Bana bazı şeyler anlattı Mustafa Deniz. Anlat dinleyelim biz. Kemik kitlenin gevşekliği, yayınlardan kaçması, YouTube önerdiği zaman yeterince tıklanma alamadığında gözden düşmek, işte Hamas, Filistin, aşı gibi konularda da ihtarlar yedik ya, ihtar yiyince zaten bir darmadağın oluyor. Onun dışında TV5'in yayınlarının kemik kitlesinin, yani YouTube şöyle diyor ona, geri dönen izleyici, yeni katılan izleyici. Geri dönen izleyicinin ne kadar fazlaysa yeni katılan izleyicine de o kadar öneriyor seni. Yani senin normal izleyicin normal yayınını artık izlemiyorsa, diyelim ki biz bugün dördüncü güçü yaptık. Dördüncü güçü 5000 kişi izledi. Yarın bir anda bu 3000'e, öbür gün 1000'e inerse YouTube diyor ki he, dördüncü güç demek ki artık izlenmiyor. Ben bunu insanlara önermeyeyim. Yani biz ne yapacakmışız? Yayınlarımızın hepsine geleceğiz. En az 6-7 dakika izleyeceğiz. Beğeni atacağız. Canlıya yorum atacağız. Yayın bittikten sonra videoya yorum atacağız. Ve bu ne olacak? TV5'in kendi izleyici kitlesi çok sadık. Artarak devam ediyor. Bütün programlarına ilgi gösteriyor. Kesitlerine ilgi gösteriyor. Haberlerine ilgi gösteriyor. Biz bu kitleyi daha da büyütelim diyecek YouTube. Diyecek mi? Algoritma bilgisayar. Başında bir tane Siyonist otursaydı demezdi. Ama sen, gerçi yine ondan ihtar yiyeceğiz. Anti-Siyonizm'den ihtar yiyeceğiz ama sonuçta 3 ay sonra bunu kaldıracak YouTube. Hı-hı. Tekrar önermeye başlayacak. Velhasıl kelam, bunun başında bir bilgisayar var. Bir algoritma koymuş. Bu böyle devam edecek. O yüzden biz buradan duyuruyoruz. Yayınlarımıza gelin. Değil mi Mustafa Deniz? Ya tabii, aslında bunu sık sık duyuruyorsun. Önemli. Çok da uğraşıldığı için altını çiziyorsun. Ama bir taraftan artık bunu izleyicilerimizin düşünmesi, yürütmesi, ön plana taşıması, sağa sola haber vermesi, reklamı izleyicilerimizin yapması gerekiyor. Biz sözlerimizi pazarlayalım, sözlerimizi anlatalım, doğruları söyleyelim. İzleyicilerimiz de bu doğruları çevresine ulaştırsın. Yani Facebook üzerinden de izleyenler çok sağ olsunlar. YouTube'a belki bizim hedef kitlemiz biraz da YouTube'a çok da katılamıyor. Katılmasının önünde bir engel var. Tabii ki böyle dijital devrim, dijital dönemden uzak insanlarımız da var. Facebook kullanıyorlar. Bir şekilde televizyondan ulaşıyorlar, izliyorlar. Hepsi var olsun, sağ olsunlar. Ama buralar, bu mecralar önemli. Şöyle bakıyorum, 101 bin abone var. 91 kişi izliyor. Şimdi ben bunun oranını binde bir olarak mı almam lazım? Yani şimdi, %1 olsa... %1 değil bak. 1100 kişi izler şu aynen, an. Aynen. 1100 kişi. Yani binde bir, çok şey geliyor böyle değil mi? Ya bakıyorsun 101 bin normal şartlarda, yani bu kadar abonesi olan bir... Bu arada şey, organik bir şekilde katılımcı tabii, var yani. Tırnaklarımızla kazıdık. Tabii.
Yani burada bir emek var, ciddi bir emek. Her biri bir şeydir yani, katılımcıdır bunların. Şimdi binde bir bile olmadığı zaman insan ister istemez ya diyorsun ki binde bir, binde bir. Binde bir olsa 110 eder. Yüzde bir değil Hasan'cığım, binde bir. Diyecek çok şey var. Ne kadar çok ilgi, alaka olursa o kadar faydalı olur programlarımız, söylemlerimiz, sözlerimiz. Aynen. Şöyle de düşünelim. Eğer burada bir dava güdülüyorsa, burada milli görüş davası varsa, milli görüşün partisinin oy alması gerekiyorsa, şu an bakın gazetecilik gömleğini çıkardım. İçimde başka bir gömlek daha var, merak etmeyin. Gazetecilik gömleğini çıkarınca içinde başka bir gömlek kalanlardanım çok şükür, elhamdülillah. O gömlekte konuşuyorum. Bu mecra, kabul edelim ki bugünün mecrası, bugünün siyaset mecrası. Saadet Partisi bu mecrada başarılı, başarısız değil. Hı-hı. Ama küçük bir iki dakikalık videolarla anlık tepkiler alarak başarılı. Başka yapacak bir şey yok. Burada bizim yayınlarımızla işin muhtevasını, derinliğini, karşılaştırmalı analizini, sözü olan herkes içini, yeni bir dünyayı, yeni bir Türkiye'yi, daha büyük bir Türkiye'yi, bu idealleri detaylıca anlatan 101 bin kişilik, milyonlara ulaşabilecek bir platform. Tamam. Ve bu camiada bu platformdan daha büyük bir, burada başka platform yok. Tamam, bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen ondan gömleği, gazetecilik gömleğinden bahsettin, diğer gömlekten bahsettin. Ben şimdi şöyle geriye çekiliyorum, bir analiz yapıyorum. Diyorum ki burası bir görüşün, bir camianın, bir her ne kadar sözü olan herkes için müdahale olmasa da, sözü olan herkes için demiş olsa da toplumda Saadet Partisi'nin televizyon kanalı olarak anılıyor. Şimdi bak, bir anket yaptım farkındaysan, binde bir anket. Binde bir. Hadi izleyemeyenler, Facebook olsun ekrandan, binde iki, binde üç. Şimdi biraz daha geriye çekiliyorum. Diyorum ki şu siyasi atmosferde ve ortamda, ben biliyorum ki Milli Görüş Hareketi çok köklü ve derin. Ülkenin ve dünyanın her noktasında bir Milli Görüş neferi muhakkak vardır. Şu an bir ajans açmış olsanız Anadolu Ajansı'nı böyle elinizde itersiniz, öyle söyleyeyim yani. O kadar her yerde Milli Görüş. Umut ederim ki, umarım ki yani TV5'e olan hissiyat, TV5'e olan destek de partiye aynı değildir. Umarım 10 katı, 100 katı, 1000 katı partiyedir. Milli Görüş'ün Saadet Partisi'nedir. Eğer bizim buradaki kitlemiz bu kadar şeyse, zayıfsa, Milli Görüş ülkeyi ve dünyayı güzelleştirmeyi vaat eden Milli Görüş kitlesi bu kadar yaygınken, duyarlılık, sahip çıkma, sarılma, ayakta tutma, heyecan, azim, çalışma noktasında eğer böyleyse Saadet Partisi'nin işi zor. Değil mi? Yani. Ya buradan ekrandan duyuralım. TV5 YouTube kanalına girdiğiniz zaman kıymetli izleyenler. Bu arada özür dilerim. Sözü olan herkes için. Biz tabii ki böyle bir aileden bahsettik de. Evet. Bu ekran herkesin ekranı. Herkes geliyor, evet, konuşuyor. Tabii. Onları da katıyorum artık. Yani binde bir dediğim mesele de sen o çekirdekten konuyu açtın. Evet, çok mesela doğru söylüyorsun. Yani genelden baktığımız zaman aslında hani varız fakat yokuz, bir replik var ya. Sermiya Midyat'ın filminde bir dedenin sözü. Tinle mi diyordu? Evet, vallahi tinle. Yani onun gibi varız ama fakat yokuz gibi bir şey olduk. Bakın YouTube kanalına girdiğimiz zaman 13 saat önce bir video paylaşılmış. Temel Karamollaoğlu sahur vaktindeydi, 2 gece önce biliyorsunuz. Kudüs, Mescid-i Aksa ve İsrail zulmü diye bir video. Bu videoyu 198 kişi izlemiş. Kudüs, Mescid-i Aksa gibi alanda konuşabilen tek kanal TV5. Bu alanda konuşabilecek şu an en yetkili, en büyük isim Temel Karamollaoğlu. İktidar konuşmuyor. Diğer muhalefet konuşmuyor. Türkiye'de bir tek Temel Bey konuşuyor. Büyükelçilerle, başka ülke isimleriyle bu konunun çözümü için görüşmeler yapan tek kişi bu videoya bizim daha çok rağbet göstermemiz, paylaşmamız, her yerde paylaşmamız lazım.
Yani diğer başka şeyler de var. Daha fazla da uzatmayayım, devam edelim. Arkadaşlar şey hazır mı? Elif Örsün köşe yazısı Milli Gazete'den. Hazır bu Fatih Altaylı'yı istedin. Altılı Masa Fatih Altaylı'da bir hata varmış. Tamam. Köşe yazısında bir hata varmış. Çünkü geldi gitti o yüzden. Yok o şey yaptım, hatalı gelmiş söyledim. O yüzden baştan yapılıyor. Köşe yazılarımız 2, 4, 6 adet köşe yazımız var. 6 adet köşe yazımızda bir karışıklık olmuş. Sesimiz çok yapılıyor. Az gidiyormuş. Şu an çete baktım, Melih Ceritoğlu sesiniz çok az geliyordu. Mikrofonu yakınlaştırdım artık. Mikrofonu yani bağıramayacağım sabah benimki buramda. Evet, o zaman şöyle yapalım. Bu arada geçen gün özel yayınımızda, bir bedeli var özel yayında, bize emanetimi Mustafa Yılmaz'a gönderdim. Emanet alındığında aman bana bilgi verin diyen Fatma Bina hanımefendi ablamız evet, vardı. Avrupa'dan, Almanya'da alındı değil mi? Evet, öyle Avrupa'dan emaneti posta yoluyla gönderdim demişti. Yani TV5'e sponsor olmuştu. Mustafa Yılmaz dün aradı, dedi ki Fatma Hanım yoğun bir TV5'te dördüncü güç izleyeni. Sabah yayından söyleyin. Muhakkak izliyormuş dedi. Sağ olsun. Emanetiniz bizde Fatma Hanım. Bu akşamki sayaçta 1+ sizsiniz ve gönderdiğiniz rakam kadar da karşılığını sayaçta yanlış göreceksiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Fatma Hanım kendisinden bahsetti. Yakını, iki yakını daha vardı ve birkaç da gönül veren sponsor larımızdan bahsetmişti, isimlerinden. O isimler de yer alacaktır muhakkak. Allah razı olsun Fatma Hanım'dan ve onun gibi hassasiyetle TV5'e sponsor olup TV5'in ayakta durması için mücadele veren tüm gönüllerden Allah razı olsun. Umarım, hani diyoruz ya kampanyada, biriniz bin olsun diye. Umarım bize gönderdiğiniz rakam neyse hayırlı bakın, bir şekilde daraltmadan, bunaltmadan bini sizin olsun inşallah. Avusturya'da bir bölge. Bölge ismi de kişi ismi de vermeyeceğim. 700-800 euroyu bulduk. 1000 euroyu bulunca göndereceğiz diyor. Topluyoruz kendi aramızda. Küçük bir bölgeyiz biz diyor. Herhalde evet. 5-6 arkadaşlar. 1000 euroyu tamamladığımızda göndereceğiz diyor. Maşallah. Hayırlı sabahlar, süpersiniz diyor Yusuf Acar. Melih Ceritoğlu burada. Az önce bir eleştiri vardı. Onu söyleyeyim. Kerem Toprakkaya diyor ki YouTube'da olmanın en önemli unsuru izleyici açısından yayına direkt yorum yapabilme oluyor. Bunu kaçırmayın. Son 3-4 aydır yorumlara çok az yer veriyorsunuz diyor. Yani mümkün olduğunca vermeye çalışıyorum. Ya, o kadar olmamıştır. Mümkün olduğunca vermeye çalışıyorum. Esma yüzünden. Ama şöyle. Günde 50-60 dosya alırsa onları yetiştireceğiz diye Türkiye gündemi kalabalık. Bizim çenemiz de biraz düşük. Dünya gündemi de var bunun evet, içinde. Arka arkaya. Konu ama, dağılmasın diye ama Fatih aslında. Altaylı'yı beklettim. Hatalı geldi. Bir daha gitti, uzattım. Bir daha geldi. Bu sefer geldi. Evet. Konumuz tamam. Altılı Masa'ydı. Arada TV5'e sponsor olun. YouTube'un propagandasını yaptık. Fatma Bina'yı söyledik. TV5'e sponsor ola tekrar döneceğiz ama gündem içerisinde döneceğiz. Habertürk yazarı Fatih Altaylı diyor ki şimdi nereden geldik buraya? Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den geldik. Cumhur İttifakı altılı masaya zillet dedi, gizli ayak dedi, arka plan dedi vesaire. Fatih Altaylı da diyor ki altılı masa her ne kadar parlamenter sisteme dönüş konusunda %100 bir uyum içinde olsa da siyasi ilkeler bakımından oldukça önemli ve her gün daha net biçimde gördüğümüz kadarıyla birbirlerini rahatsız eden farklılıklar içeriyor. Bugün altılı masa büyük oranda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin özverisi ve egosuzluğu üzerinde dengede duruyor ama bu denge uzun süre aynı şekilde yürümeyebilir. Burada artık doğru olan altılı masayı ancak iki parçaya ayırmaktır diyor. Yani bir tarafta CHP ve İyi Parti, belki Demokrat Parti'nin yer alacağı bir ittifak. Onun yanında ise Saadet, Deva Gelecek ve yeniden Refah Partisi'nin yer alacağı, mümkünse Hüdapar'ın da eklemlenebileceği bir üçüncü ittifak.
seçmenin elini de rahatlatacak bir seçenek olacaktır. Yeni seçim kanunu sayesinde bu üçüncü ittifakın da baraj derdi olmayacak. Hatta belki %10'un bile üzerine çıkabilecek bir oranını yakalayacaktır diyor Fatih Altaylı. Yani ya yeni sistemde milletvekili sayısı çok açık konuşmuş. Ya açık konuşmuş. Yeni sistemde tabii eğer o sistem uygulanırsa seçim baskın seçim olmaz da günü beklenirse gerçi her halükarda uygulanır. Sayın Erdoğan istedikten sonra bir günde uygulayabilir birçok şeyi. Bunun şimdi, faydası bir de ne olur biliyor musun Mustafa Deniz? Yani milletvekili burada sayısında da iyi değerlendirme yapmak tabii lazım. Meclis çoğunluğu önemli çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsetmeniz demek meclisin gücünü artırmak demektir. Şimdi siz meclis çoğunluğunu da hesaplamadan sadece 6 siyasi parti olarak biz birlikte, listede birlikte, yolda birlikte, Cumhurbaşkanı'nda birlikte gibi giderseniz meclis çoğunluğu noktasında zafiyet olur, kayıplarınız olabilir. Çünkü seçmen psikolojisi farklı. O liderler gibi bakmıyor seçmen. Hı hı. Çok basit, düz mantıkla bakıyor, değerlendirme yapıyor. O yüzden milletvekili çoğunluğu bu konuda çok önemli. Yoksa siz birçok şeyi yapamazsınız yani. Evet. Burada şu öneri aslında bir şeyin önüne geçecek. Saadet Deva Gelecek partilerinin kendi partisine oy vererek işte benim partim HDP ile bir arada olmakla suçlanmayacak. Hı-hı. Benim partim geçmişten gelen o ideolojik takıntılar yüzünden CHP ile bir arada olmakla suçlanmayacak. Gönül rahatlığıyla oy verebilirim diyen küçük de olsa bir seçmen kitlesi var. Ayrıca şunu söyleyeyim, çok bunu da inanarak söylüyorum. Yeni Refah Partisi ve Hüdapar'ın seçmeninin ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı olarak ben Recep Tayyip Erdoğan'ı, ki zaten Fatih Erbakan bunu da söyledi, Recep Tayyip Erdoğan destekleyeceğini düşünüyorum. Millet İttifakı altılı bir şekilde hiç dağılmadan bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarabilirse ama meclise iki farklı blok olarak girip bu diğer iki partiyi kendilerine Saadet Gelecek Deva'nın yanına katabilirse o zaman ikinci turda bu yapının içinde yer aldığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adayı da destekletebilirler. Hiçbir muhalefette hiçbir fire olmadan seçime gidilebilir ikinci tura. Ya şu an burada bütün bunun böyle bir avantajı da olur. Burada bütün avantaj şu, Türkiye'de siyaseten bugün yaşanan gerçeklikler açısından da bütün avantaj 6 ve diğer siyasi partilerin elinde. Ne kadar öze dokunabiliyorlarsa, ne kadar anlatabiliyorlarsa, ne kadar birlikte hareket edebiliyorlarsa o kadar etkili olurlar. Ve ben şuna kesinlikle kanaat getiriyorum. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP muhalefeti, özellikle de 6 siyasi partiye hiçbir şekilde engel olamaz. Ta ki 6 siyasi parti birbirine engel olmadığı sürece. Değil mi? Sandık giderse kendi elleriyle kaybederler. Sandık gelirse kendi elleriyle getirirler. Yoksa Bahçeli ne demiş, Erdoğan ne demiş? Aynen. Onların şeyi yok artık, çok etkisi yok. Ama artık daha çok partimiz var biliyorsun. Yetişemiyoruz aslında. 6 numara. Her biri de işin bir kulağından tutmuş böyle. Her biri 8. Bir şey Cumhurbaşkanımız söyledi. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal. Hiçbir ittifaka girmeyi tek parti miydi? Neydi? İlk parti miydi? Ben bakmadım açıkçası. Evet. Çok da ilgi duymadım. Hiçbir ittifaka girmeyi düşünmüyoruz. Önümüzdeki seçimlerde birinci parti kim olur bilmem ama ikinci parti kesin biz oluruz, iddialıyız diyor. Sizden başka kimseyi tanımıyoruz ama. Sayın Özal. Benim hemşerim ama. Ben bir yayını alayım Sayın Özal'ı. Değil mi? Alalım mı yayını? Soralım. Partinin adı neydi? Önce bunu sormamız lazım. Ama neyse. Ya bu ülkenin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Bu ülkenin yeni bir nitelikli, liyakatli insana, yöneticiye ihtiyacı yok. 120'den fazla parti var ya. Bir kere bunu da biraz zorlaştırmak gerekir. Yani demokrasi başka bir şeydir. Böyle önüne gelenin parti kurması da başka bir şeydir. Ya bu nedir böyle? Emlak dükkanı açar gibi parti kuruluyor kardeşim. Esnaf dükkanı açar gibi parti kuruluyor. Ki parti daha kolay kuruluyor ikisinden de şu an. Mart ayında 5000 esnaf kepenk kapattı ya. Ya. O konuya da geleceğiz. İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Oka, neydi onun adı? Gelmiyor bir türlü. Rozet'ten rozet. Rozet'i taktı. Rozet, evet. Bu ara var yani siyasi partileri, Saadet Partisi de seçmen sayısında ciddi bir artış söz konusu. Üye sayısı. Üye sayısı. Seçmen sayısı. Pardon, özür dilerim. Evet, üye sayısı, seçmen dedim. Ben aynı zamanda seçmen şimdi. Tabii canım. O da öyle. Ama bunlar olacaktır. Önümüzdeki süreçte olacaktır. Şimdi 40-45 kişi istifa etti İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde. Ama şimdi muhalefete milletvekili geçişi beklerken AK Parti'den DEVA'ya geleceği İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne. Şimdi İYİ Parti'den AK Parti'ye bir milletvekili geçmesi ben de... Ben burada zaten bir ama hassas, eskisi gibi değil Hasan'cığım. Eskisi gibi görmüyorum. Tenzih ettiğim milletvekilleri var. Gerçekten saygıyla karşıladığım milletvekilleri var. Saygıyla da takip ettiğim milletvekilleri var. Ama milletin vekili olmaktansa cebinin vekili olmak için bir yerde tutunup orayı terk etmeyen onlarca da vekil var. Millet demeyeyim ben. Vallahi ben İsmail onlarca Oku belki de haklı gerekçeleri vardır. Vekil var. Yani. İsmail Oku ben burada şey yapmıyorum. Tenzih etmekten ziyade İsmail Oku'nun tam nedir, ne değildir, ne yapar, ne eder onları bilmediğim için tenzih İYİ etmek Parti'de demeyeyim. Çok şalkantı onun vardı, içinde biliyorsun. Evet, onun içinde söylemiyorum bunları. Ben sadece sen dedin ya hani AK Parti'den geleceğe geçse, DEVA'ya geçse oradan geçmezler. Eğer geçecek olsaydılar çoktan geçmek yerine istifa ederlerdi. Burada bir yanlış var kardeşim, durun derlerdi. O yüzden yani orada o samimiyeti görmem ben. Şimdi bir de şey var. Sayın Bahçeli'nin açıklaması vardı yakın zamanda. Yeniden evinize dönün gibi, evet, gönlü evet, kırık diye. Tabii. Sayın Erdoğan'ın da yine aynı açıklamaları olmuştu. Muhtemelen burada bir kıvılcım oluşuyor ki. Bunlar olacak Hasan. Seçmende etkisi olur. Muhalefetten bekleniyordu bunlar. Gelecek ve DEVA Partilerinin kuruluşuyla milletvekilleri geçişi bekleniyordu. Aksine AK Parti'ye milletvekili geçişi olursa seçmen de etkisi olur. Muhalefet, bunlar soğuk savaş siyasetinin çok iyi argümanları, iyi oyunlarıdır. Bunlara dikkat edelim sevgili muhalefet. Siyasetin temizlenmesi lazım. Evet. 4 numara, 8 numara 4x2. İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dava vardı. Yanındayız herhalde. İmamoğlu tekrar diye hashtag açıldı. İşte dünkü evet, davada bu mütalaa dava açıklandı. Bu zaten daha öncesinde de yine erteleme. Bu daha önce de açıklanmıştı. Buna bir ayrıntı. Daha öncesi bu değil. İki taneydi. Vali. Yok yok. Bu da vardı, vali de vardı. İki tane mahkemesi varsa İmamoğlu'nun. İkisinde de hapis istendi. İkisinde de hapis istendi. Birinde 2 yıl 4 ay. O bantta biri de 4 yıl 1 ay. Yine bu doğru. Evet. Bu istem daha önce de yapılmıştı. Bu daha önceki istekli tekrarlanmış herhalde. Nasıl evet, oldu onu anlamadım. Evet yani. Herkes hesap verecek. Biz de yönetmenimize karşı sorumluyuz. Boynumuz kıldan ince. Yönetmenimiz. Ama Allah muhafaza bugün valla küt diye gider ha. Yani o, ha, onu mu hani, diyorsun? Bugün, ben İmamoğlu'ndan hani bahsetmiyorum. Ya. Yok ben genelden bahsediyorum. Adaletimiz, hukuktan bahsederken hani boynumuz kıldan ince. Ben yönetmene ya, karşı boynum kıldan ince diyorum. Ya, tamam o zaman güven. Çünkü şöyle yatıyorsun, Mustafa Deniz'in kadrajına giriyorsun dedi. Ben de kendimi sağa attım. O anda da geneldeymişiz. Şöyle yapmaya çalışıyorum. Ona yakalandım. Tamam. Saniye is back. Hoş geldin Saniye. Bayağıdır yoksun. Evet. Bugünün konusu. Başlığımız bugün ne YouTube'da? Cumhur Frankfurt'a o tweet'i kim attırdı? Cumhur Frankfurt ne ya diyeniniz olabilir. O bir troll. O bir AK Parti gönüllüsü. O bir reis sevdalısı. Kendisi öyle diyor. Ben demedim. Görelim. Görmeyelim. Özürü görmeyelim. Köşe yazılarını görelim. Akif Bekir'i sonra da Barış Pehlivan'ı okuyalım. Ne oldu derseniz anlatayım. Cumhur Frankfurt denilen Twitter hesabı İbrahim Hoskoloğlu biliyorsunuz tutuklandı, cezaevine gönderildi. İbrahim Hoskoloğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'ın üzeri buzlanmış kimliklerini paylaşıp herkesin kimliği deşifre olmuş, hackerların eline geçmiş diye bir haber yaptı gazeteci. Zor ve ağır bir haberdi.
içeri girdi. Dün değil evvelsi gün. Sonra da bu gazetecinin Mustafa Şentop'la fotoğrafı çıktı. Mustafa Şentop'la fotoğrafı çıkınca bu neydi adamın adı? Troll arkadaş bu fotoğrafı paylaştı. Üzerine de Sayın Meclis Başkanı'na çok hani üslubu bozuk bir şekilde şimdi arkadaşa tütün ve iç çamaşırı götürürsünüz diye bir şey yazdı. Koskoca Meclis Başkanı da tweetin altına geldi. Dedi ki bugüne kadar hiçbirinize cevap vermedim. Ama siz iç operasyon yapıyorsunuz. İtibarsızlaştırma yapıyorsunuz. Edepsizlik yapmayın. Sizin kim tarafından yönlendirildiğinizi biliyorum dedi. Çok ağır konuştu. Sonra özürler. Aman yaman bakanım başkanım falan oldu. Bir genel giriş yapayım dedim. Ya fotoğraf olabilir kardeşim. Bu ülkede herkesin herkeste fotoğrafı. Fotoğraf üzerinden bir şeyi ispat edemezsiniz. İbrahim'in son fotoğrafına kadar neyi vardı? Ha, şuradan oturtabilirsiniz. Son Todex, kadar. Todex'i ve oraları bir yere oturtabilirsiniz. Çünkü onlar hala yoklar. Aynen öyle. Akif Bekir diyor ki Karar Gazetesi yazarı. Biraz uzun olacak iki yazı kusura bakmayın. Meclis Başkanı Şentop kendisine bulaşan bir troll başına çalışırken, çıkışırken sahibinin kim olduğunu herkesin bildiğini söyledi. İçişlerin kayıtlarındaki kişisel verileri ifşadan tutuklanan Haskaloğlu'nun Şentop'un resmi varmış. Bu troll başına resimlerini koyarak Haskaloğlu'nun hapse don tütün beklediğini yazmış. Meclis Başkanı'na Twitter'dan sataşmış. Demek ki sahipsiz AK Parti trolü yok. Hepsinin yuları birilerine bağlı bu biz. Kim kimin tetikçisi? Hangi hayasız akıncı kime paralı askerlik yapıyor belliymiş. AK Parti içinde troller sahipleriyle tanınıyormuş. Bu da etti iki. Fakat Şentop'a saldıran fedainin sahibi hala kayıp aranıyor. Şentop adını açıklamadı. Devam. Meclis Başkanı trolle tweetini sildirmekle kalmadı. Konuyu kapatmayacağını her kimse sahibine de kameralar aracılığıyla duyurdu. Peki yaşanacak parti içi hesaplaşma nasıl başladı? Şentop niye böyle bir saldırıya hedef oldu? Şimdi birbiriyle neden uğraşıyorlar? Yakınlarda kimin ayağına bastı? Meclis Başkanı kimi rahatsız etti diye sorunca şüpheler Soylu'ya yoğunlaşıyor. İşleri Bakanı Soylu Sedat Peker'den 10 bin dolar alan, aylık alan siyasetçiden bahsetmiş ama adını vermemişti. Baskılar üzerine Şentop'ta bütün milletvekillerini zan altında bıraktığı gerekçesiyle Soylu'yu o ismi açıklamaya çağırmıştı. Hatırlıyoruz değil mi bunları? Evet, evet. O mektup yazdığı, bu ziyaret ettiği, mecliste 1,5 saat lafladılar, görüşmeden çok memnun ayrıldılar. Ancak mafyanın siyasi ayağı hala korunuyor. Soylu organize suç bağlantılı siyasetçinin sadece emekli bir milletvekili olduğunu ve meclisi ilgilendirmediğini iletmiş. Şentop da peşini bırakmıştı. Şimdi İçişleri'nin verilerini elde etmekten tutuklanan bir gazeteci var. Onun üstünde meclis başkanına saldırılıyor. Aklınıza ne gelir? Siz olsanız ne düşünürsünüz? Başka bir hesabın acısı mı çıkarılıyor? Henüz gizemi çözülmemiş bir sır. İktidardakiler kendi aralarında itişip kakışıyor. Fakat nedenini milletten sır gibi saklıyorlar. Akif Bekir tek bir taraftan bakmış Mustafa Deniz. Şöyle devamını okumaya gerek yok. Tamam. Kısacası partinin içinde böyle büyük fitneler, troller, zehirli yılanlar varken yazık oldu gitti partiye gibi bitiriyor. Burada sana döneyim Barış Pehlivan çünkü bu konuyu detaylandırmış. Barış Pehlivan'ı görüyoruz. Sana bir dönelim. Ne düşündün şu ana kadar? Ya şimdi biz hep şunu gördük. Yapı içi yapılaşma. Yapı içi yapılar arası çatışma, ülkenin şu an yönetiminde bulunan isimler. Aslında her ne kadar kürsüden birbirleriyle beraber olduklarını söyleseler de, sözleri, kelimeleri birbirine yakın olsa da ama arka planda hep çatıştıklarını gördük, buna şahit olduk. Sosyal medya fotoğraf meselesi çok da benim için kayda değer bir şey değil. Çünkü çeken de çektiren de artık Türkiye'de az önce bir cümle söyledim. Dedim ki temiz siyasete ihtiyaç var. Yani bir elin parmağı kadardır belki de temiz siyaset yapmaya çalışan. Şimdi böyle bir ortamda bir de hangi kulvarda neyin kavgasını veriyorsunuz? Neyin çıkarının kavgasını veriyorsunuz siz? Soylu meselesi ayrı, Şentop meselesi ayrı. Ya siz biliyoruz ki millete hesap vermiyorsunuz. Biliyoruz ki milletin kaynaklarını, milletin imkanlarını, milletin duygularını istediğiniz gibi kullanıyorsunuz, iç ediyorsunuz, sömürüyorsunuz. Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Neyin kavgasını veriyorsunuz daha?
Ya çok derin bir şeydi Hasan'cığım. Gerçekten hani nereden bakarsan bak tutarsızlık dersin ya. Öyle bir şey var. Ya bakanlardan bugün ne diye bahsediliyor? Ya bakanlar, ya bakan, milletvekilliği makamı meclisimiz itibarsızlaştı. Bakanlarımız itibarsızlaştı. Bakanlıklarımız itibarsızlaştı. Ya yapmayın bu kadar. Yani bir tane itibarlı kurum yok. Şu an ülkede sadece Beştepe var. Onun haricinde kimse, sokaktaki insan bile bakanmış, vekilmiş, siyasiymiş, şuymuşmuş, konuşmuş, konuşmamış. Ya başbakan itibarsızlaştı bu ülkede. Şimdi böyle baktığımız zaman böyle bir ortamda adaletin, liyakatin, ehliyetin, dürüstlüğün, şeffaflığın, denetimin olmadığı bir ülkede ne olacak? Herkes bir şeyi koparma ve kaçırma telaşına düşecek. Hal böyle olunca ne olacak? Meclisin işte kürsü önünde, kürsü mikrofon önünde her şey çok güzel. Mücadelemiz böyle, onlar düşman. Ama arka tarafa bir bakıyorsun, birbirlerinin eline vuruyorlar ben alacağım onu diye. Yani böyle bir ortam var şu an. Değil mi? Yazık. Şeyi de Barış Pehlivan'ı da okuyalım o zaman. O tweet'i aslında kim attı? Ortalık toz duman. Kulağım öyle cümleler duyuyor ki kimse kimseyi sevmiyor diye düşünüyorum. Anlatılan birçok ihtimalin ayakları yere basıyor ve hepsi de kavganın aslında ne kadar da derin olduğuna bağırıyor. Bu satırları yazmak için tamamı iktidar cephesinden olan 8 ayrı kişiyle konuştum. Yanıtını aradığım soru şuydu. Meclis Başkanı Şentop'un iç operasyon çekiyorlar diye yanıt verdiği Cumhur Frankfurt adlı Twitter hesabı kimin adına çalışıyor? Yani operasyonu çeken iç kim? Önce Cumhur Frankfurt'la başlayalım. Gerçek adı Mehmet Cumhur Temizsoy. 12 yaşında gittiği Almanya'dan bir süre önce Türkiye'ye döndü. Çünkü sosyal medyadan AKP'ye verdiği destek videoları artık ciddi kazanç kapısı oldu. Bak nasıl ses tonum değişti. Gördün mü? Burada neden ses tonum değişiyor kıymetli izleyenler? AKP'ye verdiği destek videoları artık ciddi kazanç kapısı oldu. 2020'nin sonlarında Ramiz Coşkun ile birlikte Heysemist adlı bir reklam ajansı kurdu. Şimdi Beyoğlu merkezli bu ajansta hem AKP'ye hem de iktidara yakın kurumlara reklam hizmeti veriyor. Allah Allah. Sahi böylesi bir hesap neden Mustafa Şentop'u etiketleyerek arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış der. Gösterilmek istenen gerekçe Şentop'un tutuklanan gazeteci Hoskaloğlu ile fotoğrafının olması. Peki nasıl gerçek o mu? Değil öyle ya, kimlerin kimlerle fotoğrafı çıktı. Bu da ne ki? Meclis Başkanı Şentop da asıl nedeni bildiği için ilk defa bozuyorum prensibimi diyerek yanıt verdi. Altun'un kardeşim mesajı var ama. Fahrettin Altun bu adama kardeşim demiş bir kere ama diyor. Başka bir şey var diyor. Bakalım. İlk bakışta pelikancıların işidir diye yorumlanıyordu. Haskaloğlu'nun 2021'deki pelikan terör örgütü diye başlayan bir tweet'i de bu teze dayanak gösteriliyordu. Lakin pelikancıların karargahı Kuzguncuk'taki yalıyı iyi bilen kaynağım, yalı tek başına bu işe kalkışamaz, onu aşar. İletişim Başkanlığı'na bakmak gerek. Ama şunu da unutmamalı, Cumhur Frankfurt şu an birçok klikle iş tutuyor diyordu. İletişim Başkanlığı cephesi de gözlerin kendisine döndüğünün farkındaydı. Öyle ya, Cumhur Frankfurt'un İHH'nın bir kampanyasına dair 28 Ocak tarihli yardım çağrısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun şöyle yanıt vermişti. Allah razı olsun Cumhur kardeşim, çağrın başımızın üzerindedir. Elimizden ne geliyorsa hep birlikte gerçekleştirelim. Birler bin olsun, yolun açık olsun. Devam. Ancak biliyorum ki İletişim Başkanlığı vurgulaya vurgulaya bizimle uzaktan yakından ilgisi yok o hesabın ve Şentop mesajının diyordu. Bak onu da teyit etmiş. Böyle bir şey yok diyor. Evet, herkes o tweetin bir güç tarafından attırıldığına emindi. Peki kimdi o güç? Bir bilen hatırlattı. Haskaloğlu kişisel verilerin hukukuna aykırı yayma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmadaki şikayetçi kimdi? İçişleri Bakanlığı. Bu açıyla da bakmalısın Şentop'un kavgasına. Doğru. AKP cephesinden konuştuğum isimlerin çoğunluğunun da Süleyman Soylu'yu işaret ettiği deniliyor. Hatta bizzat Şentop'un çevresi de aynı isim fısıldanıyor. Peki Soylu cephesi neden hedef alsın Şentop? Bundan sonrası Akif Bekir'in yazdıklarının aynısı. Devam etmeye gerek yok. Mustafa Deniz, ne evet. Karışık parti ya. Az önce söyledim, bu millet, bu ülke sizin tekneniz, tezgahınız, şirketiniz gibi. Her söylediğinizi yapıyorsunuz, kimseye hesap vermiyorsunuz, işinizi her türlü çözüyorsunuz. Neyi paylaşamıyorsunuz?
Ve biliyoruz ki içeride de anlaşılmaz yapılar var, birbirine karşı mücadele eden isimler var. İnsanın olduğu yerde sorun hep olur ama çıkarın olduğu yerde sorun hiç bitmez. Hasan'cığım. O yüzden bir fotoğraf paylaşılmış, yok o onun adamıymış, yok şu şunun adamıymış, yok şu şuna cevap vermiş, yok buna cevap gelmiş. Bu tür şeylerle çok da ilgili değilim açıkçası. Evet. Reklama gidelim. Reklam dönüşü çok konumuz var. Önemli konularımız var gerçekten. En azından baktığım zaman ilk bölümden çok daha önemli konular varmış ikinci bölüm. Reklamlardan sonra dördüncü güç devam ediyor. Bir yere ayrılmayın.
Dördüncü güç devam ediyor. Her zaman olduğu gibi stüdyodayız ve gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktarıyoruz. Kıymetli izleyenler, 10 numaralı VTR ile devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, konu Man Adası, buyurun. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır demiştim o tarihte. 28 Kasım 2017. Hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın dedi. O da ispat edersen Cumhurbaşkanlığını da bırakırım dedi. İspat ettik. Şimdi ne yapacaksın? Hayır, ne yapacaksın şimdi? Buna biliyorum. 50 tane kılıf uyduracaklar. Havuz medyası yazıyor. Şöyledir böyledir. Ne yazarsanız yazın. Söylediklerimin tamamı doğrudur. Erdoğan beni tanımıyor hala. Bir şey söylüyorsam mutlaka belgesini elimde tuttuktan sonra söylerim. Bir şey söylüyorsam o %100 doğrudur. En az 3-4 yerden onu doğrulatmışımdır ben. Dolayısıyla orada oturuyorsun, millete söz verdin, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedin, o zaman gereğini yap. Millet bunu bekliyor. Man Adası'nda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedim, millete söz verdim, bırakmadın diyor. Kanıtladım diyor. Evet, aslında birçok şey var. Biz keşke hep şunu söylüyoruz, keşke bir denetim olsaydı, soruşturma olabilseydi, araştırma olabilseydi bu ülkede. Sayıştay rahat rahat her şeyi yazabilseydi ya da denetim mekanizması komisyonu teklifi geldiği zaman mecliste oluşmuş olsaydı. Dikkatim hafiften dağıldı ama toparlıyorum. Sandalyenin nesi var? Sandalyem az önce haberi sunarken aşağı doğru kaydı. Anlamadım. Boyum kısaldı. Bir genelden çekerseniz anlarlar. Baksana ne oldum ya. Ve yukarı çıkmıyor. Ne yaparsam yapayım takıldı. Hiç güzelim yoktu ya. Yani sen bana bakarken ben aşağı doğru konuşarak gittim. Sen yalnız bir dağıldın. Yalnız şu an öyle bir hani masada tam böyle göğüs plana masa kadar gelmiş. Masa göğüse geldi. Plandı. Şöyle oturuyorum. Kendi bir şey aklıma şeyler geldi. Olacak o kadar. Alper abi sandalye ver Allah aşkına. İki böyle haber sunuyordu ya, geliyordu böyle bir şeyler. Küçük Hüsamettin. Geliyordu bir şey. Ver ver. Al bunu. Sandalye. Evet evet, iyi olur. Yani sen değiştirirken ben de sen bu meseleye değineyim. Tamam. Biz de ben şunu merak ediyorum ve aslında sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Yani ben hiçbir zaman rövanşizmden yana değilim. Adaletsiz hiçbir şey olsun istemem. Hukuksuz hiçbir şey olsun istemem. Asla hak yenmesin isterim. Ama bir yönetim değişikliği olursa elbette ilelebet olmayacaktır, bir değişiklik olacaktır. İşte o zaman geçmişe dönük muhakkak bir araştırma, muhakkak bir soruşturma, muhakkak bir inceleme yapılacaktır. Man Adası mini minnacık kalır gibi geliyor birçok konuda. O yüzden şu an ne konuşursak konuşalım altını dolduramayacağımız kadar bir dağ var yukarıda. Aynen. Ses ver Kılıçdaroğlu neymiş? Gündemden böyle şeyleri ben kaçırıyorum. Esma kaçırmıyor. Neymiş bu? Açıkça soruyoruz. Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir? Süleyman Soylu. Devamını görelim. Evet. DSF ne? Ha, bunları mı paylaşmış? Ha, CHP'liler bunu paylaşmış. Ha, CHP'den bu cevap gelmiş. AK Partililerle Fethullah Gülen'in beraber fotoğrafları. Bu konuya gerek yok. Geçiyorum ben bu konuya. Bak Süleyman Soylu, Kürşat Ayvatoğlu, onu da vermişler. TODEX meselesi. Ya, o Tosuncuk değildi, onu yanlış yazmışlar. O Çiftlik Bank'tı. Burak Aykut. Mevlüt Özmen. Aman. Neyse. Ya bak bakıyorum, görebiliyor musun? De biz neyse diyorsun. Çok haklısın ama bir o kadar da alıştırıldığımız için
sindirildiğimiz için o kadar da tepkili mi? Ya bu bizim İçişleri Bakanımız. Öyle emniyetimizden, iç güvenliğimizden sorumlu. Canımızı emanet ettiğimiz İçişleri Bakanımız bu. İçişleri Bakanlığı makamımız aynı zamanda. Ya bunlar nedir? Allah aşkına bunlar nedir? Ya her insanın bu ülkede adalet karşısında eşit haklara sahip olduğunu bilmesi, yeri geldiğinde de cevabını, tepkisini, kızgınlığını, sitemini kim olursa olsun dile getirebilmesi lazım. Sandık gelsin artık diyorum. Sen sandık mı istiyorsun? Ya bu kadar olmaz Hasan'cığım. Ya olur mu? Daha bitmiyor ha. 1.3 ton uyuşturucu daha bitmiyor. Bu ne? Olur böyle şeylere. Çok şey yapmaya gerek yok. 15 numara. Kemal Kılıçdaroğlu evinin köşesinden, kitaplığın oradan video çekmiş. Konu neymiş? Cemal Kaşıkçı. Dinleyelim. Yer biçememek. Bu saray ve şürekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun, neye inanırsanız inanın, topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız, değer görmezsiniz. Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen, değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olma durumlarıdır. Ne olursak olalım, ahlaklı olmak zorundayız. Türkiye'nin dindar, sofu, sufi, inançlı, inançsız sorunu yok. Türkiye'nin çok net bir ahlak sorunu var. Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim. Bu konuyu konuşmak için. Mavi Marmara ailelerinden de isteyeceğim. O dava bizim için kapanmadı. İktidarımızda bu davalara devlet ahlakı neyi gerektiriyorsa öyle yaklaşacağız. Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davasıyla bu devletin, bu milletin milli egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi konsolosluğunun bahçesine gömdün sen. Utanmalısın. Allah Allah, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? 16 numara. Herkes Kaşıkçı davasından bahsediyor ya. Buyurun. Ama AK Parti iktidarının kafası öyle bir kafa ki başkaları tak diye emrediyor, bunlar şak diye yerine getiriyor. İhracatla büyüyeceğiz, zengin olacağız diyorlardı. Meğerse dava ihraç edeceklermiş. Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse Suudi prens emredince de Kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler. Geçen hafta katıldığım bir televizyon programında sormuştum. Buradan bir kez daha soruyorum. Bay Chris, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Evet Mustafa Deniz. Muhalefet olarak haklı sorular bunlar. Ve bu çok önemli bir şey. Kaşıkçı davası sadece bir ülkeyle diğer ülkeyi bağlayan değil, uluslararası bir mesele. Buradaki tabii mağduriyet zulümden taviz ya da çıkar olmaz ama siz bu davayı nihayete erdirebileceğiniz yerde bir noktaya getirdiniz. Bu işin talimatı vereni Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan prensidir. Onunla bu işin organizasyonu açısında Dahlan'la görüşmelerdir, diğer Biden. Diğer taraftan işte Trump'ın da dahil olduğu bir üçgen var burada. Siz bunu tutuyorsunuz ve normalleşme turları, ziyaretleri, karşılıklı ziyaretler, ekonomik işbirlikleri, yatırımlar vesaire üzerine ne hikmettir, ne tesadüftür ki siz böyle bir zamanda davayı götürüyorsunuz, devrediyorsunuz. Benim üzüldüğüm şu, Adalet Bakanı çıkıp da bunun doğru olduğunu savunuyor. Adalet Bakanı. Bunun böyle olması gerektiğini söylüyor. Ya Barış Pınarı harekatı süreci ve önceki süreçte
Körfez'e Amerika'ya karşı Kaşıkçı dosyası masaya koz olarak konuldu. Sesinizi çıkarmayacaksınız. Bizde neyiniz var sizin bu? Trump'ın bacağından tutulduğu yani kelepçeyle, o dosyayla. Şimdi böyle bir şey siz ne bekliyorsunuz? Kaç milyar dolar? Onun için mi? Ya da ya yeter. Ha şunu anlarım. Ya bizim artık adliyelerimiz, koridorlarımız o kadar doldu taştı ki biz uğraşacak halimiz yok ya. Verelim ne halleri varsa görsünler. Ülkelerinde de hukuk var, onlar halletsinler dersiniz. İçeride en ufak bir mağduriyet dahi aylardır koridorda bekliyor. Burada da bir açılma yok. Şimdi tabii haklı olarak da muhalefetin aklına bu tip sorular geliyor. Neye gitti, kaça gitti gibi. Aynen öyle. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşmüş. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, radikaller yüzünden. Yani İsrail devleti yüzünden değil, radikaller yüzünden. Tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır. Bu hassas dönemde Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı ineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik diyor. Görüşmemizde son günlerde Filistin'de İsrail'le bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Sayın Herzog'la görüşmemde şu hususları ifade ettim. Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'e aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür. Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskısına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Gazze dün gece bombalanıyordu bu arada. Devam. Yalnız hep üzülüyoruz. Farkında mısın? Üzülüyoruz. Üzüldük. Üzüntümüz artmış. Bitti mi? Bir de video var. Çünkü tahammül yok bu gibi sözlere. Neye üzülüyorsunuz ya? Filistin davası, ben şunu görüyorum. Sayın Erdoğan'ın üstlenmediği bir dava. Filistin davası diye bir davası yok. Filistin diye bir hassasiyet yok. Herzog'la görüşmüşüz. İşte biz üzgünüz demişiz. Son bulmasını söylemişiz. Bak önümde haber. Daha yeni. Yeni bir haber. Ne diyor? Fanatik Yahudi yerleşimciler polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bak Doğu Kudüs'te bulunan. İşgal altındaki Kudüs'te demiyor. Bak algıyı görüyor musun? Bu da Sayın Erdoğan'ın marifeti. İslam İşbirliği Teşkilatı böldü. Batı Kudüs, Doğu Kudüs diye. Kudüs'ü İslam İşbirliği Teşkilatı böldü. Bu nasıl bir İslam İşbirliği ya? Böyle bir birlik olur mu? Yahudilere çalışan işbirlik gibi. Böyle bir şey olur mu? Bak algıyı oturttular. Doğu Kudüs'te bulunan diyor. Hayır kardeşim, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi demiş, işgalci İsrail polisi baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti diye vermiş. Şimdi yeni bu. Sayın Erdoğan Herzog kapına geldi, buraya geldi. Değil mi? Sana ihtiyacı var, kıta sahanlığına ihtiyacı var, karasularında bulunan enerjiye ihtiyacı var, senin hattına, rotana ihtiyacı var, bölgedeki emelleri için sana ihtiyacı var. Değil mi? Ama burada kimin kime neye ihtiyacı olduğu meselesi. Ümmetin ihtiyacı mı, Sayın Erdoğan'ın ihtiyacı mı? Ümmetin geleceği mi, AK Parti'nin geleceği mi? İşte bunlar çatıştığı için Sayın Erdoğan telefonla konuşur, üzülür. Cumhurbaşkanımızı bir dinleyelim bence. Dinlemeden karar vermeyelim. Ya eylemler benim için eylemler Cumhurbaşkanımızı önemli. Dinliyoruz. Buyurun. Bizim Birleşmiş Milletler üyeliği tescillenmiş ve tarafımızdan tanınmış her devlet gibi İsrail'le de küresel siyasi, ekonomik, sosyal parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Afrika'nın, Asya'nın, Güney Amerika'nın, okyanusların ücra köşelerindeki devletlerle bile ilişkilerimizi geliştirmenin yolunu ararken coğrafyamızın
en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır. Ancak bu demek değildir ki Kudüs'te ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara, yıllardır süren işgallere göz yumacağız, rıza göstereceğiz. Asla. Her ne kadar Mescid-i Aksa'nın 1969 yılında alçakça yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı dahi bu meseleye yeteri kadar sahip çıkmıyor olsa da biz kendi tarihimizin, vakarımızın, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır. Kudüs davamız başkadır. Kudüs davamız başkadır diyor. Attığımız adımlar da başkadır. Attığımız adımlar da bambaşkadır diyor. Direkt dire getiriyor Sayın Kemal Erdoğan. Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Çok cevap haklı. Vermiş bu konuyu. Kemal Bey az önce bak not aldım onu gözden kaçırmayayım dedi ya. Mavi Marmara meselesi devlet ahlakı neyi gerektiriyorsa öyle yaklaşacağız dedi. Mavi Marmara. Mavi Marmara devlet ahlakından çok çok öte bir şey. Yani bu demektir ki ikili ilişkiler ne diyorsa anlaşmalar çerçevesinde 20 milyon dolar mı 20 bin dolar mı her neyse biz bu devlet çizgisinde gideceğiz. Neyse ki yani. Bizim devlet çizgimiz parayla değil başka şeylerle ölçülüyor. Hariciye geleneğimiz. Hı hı. O monşellerin hariciye geleneğini bozmamak lazımdı diye hep söylerim. Evet, evet, Kemal tabii, Kılıçdaroğlu tabii. O beğenmediğimiz monşeller. İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz? Sen de hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka, Raif Brunson başka, Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka. Demiş Kılıçdaroğlu. Levent Kırcık skeci tadında bir tweet atmış. Ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Mustafa Kaya. Konu İsrail ile ilişkiler. Biraz Mustafa Kaya eleştirel. Buyurun. Şimdi soruyorum. Şehirlerin üzerine fosfor bombaları yağdıran, Gazze'yi açık hapishaneye ve Nazi türü toplama kamplarına çeviren, mabetlerimizi kirli postallarıyla kirleten İsrail'e daha ne kadar sessiz kalınacak? Dünyanın küresel güçleri zaten İsrail ne yapıyorsa hoş görüyor da Allah aşkına biz Müslümanlara ne oluyor? Kutsal mabetlerimizi kirli postallarıyla çiğneyen, ibadet eden Müslüman kardeşlerimizi coplayan, gaz bombası atan, mermi sıkan bu alçaklara sesimizi ne zaman çıkaracağız? Ramazan'da değilse ne zaman derlenip toparlanıp kendimize geleceğiz? Kudüs ve Mescid-i Aksa değilse hangi mesele İslam alimi olarak bizim bir araya gelmemize vesile olacak? Ne zaman iktidar ve para odaklı değil de hak, adalet ve ümmet merkezli Kudüs ve Mescid-i Aksa odaklı bir bakış açısı ortaya koyacak İslam ülkesinde iş başında bulunanlar? Altını kalın harflerle çizerek ifade ediyorum. Bu pervasız saldırıların nedeni İsrail'in sahip olduğu güç ya da cesaret değil, kahrolarak söylüyorum, İslam dünyası yöneticilerinin içine düştüğü acziyettir. Üzülerek ifade ediyorum ki genel olarak İslam aleminin, özelde ise Türkiye'nin Kudüs karnesi çok zayıftır. Şimdi anladınız mı yollarını bayraklarla donattığınız, atlarla nümayiş yapıp kırmızı halılarla karşıladığınız İsrail'in anormalliğini? Bu saldırıların faili geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gelip kanlı ayaklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tur. İsrail ile normalleşme adımları başlatan iktidarı hatırlatmak isterim ki, Mavi Marmara'da vatandaşlarımızı şehit eden, yıllardır sürdürdüğü şiddetle Müslümanlara zulmeden İsrail normal bir ülke değildir. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, İsrail ile normalleşen Filistin'le ve mazlumlarla anormalleşiyordur.
Saadet Partisi bu konuda en net tavrı alan parti olarak tabii, başından beri göze çarptı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bir önceki mesajında o paylaşımda Erdoğan'a cevap vermek için bir paylaşım o. Yani ama bu konudaki hassasiyet ülkedeki siyasi partilerimize baktığımız zaman samimi bir şekilde söylüyorum. En derin kısmıyla Saadet Partisi. Evet. Ahmet Taş getiren Karar Gazetesi yazarı diyor ki Kudüs'te Mescid-i Aksa'da şu sıralar tam Ramazan ortasında Herzog öncesini aratmayan hadiseler yaşanıyor. Malum baskınlar, malum işgal girişimleri, Filistinlere malum zulümler. Ne demişiz bu hadiseler üzerine? Şu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bunlar bizim gönlümüzden geçenler olmalı. Acaba real dünyada İsrail'le ilişkilerde nasıl gelişecek bu kırmızı çizgi hassasiyet? Diyor Ahmet Taş getiren ve şöyle devam ediyor. Türkiye-Suudi ile ilişkilerde mesela Kaşıkçı davasında hukuk kırmızı çizgisini dikkate almadı. Çin ile ilişkilerde Doğu Türkistan diye bir kırmızı çizginiz var mı? Olsa bile ne işe yarar bilinmiyor. Mısır ile kırmızı çizgi meselesine bir yüke dönüştü ve kurtulmaya çalışıyoruz. Sisi ile aynı masaya oturma problemini bir aşabilsek? Ukrayna'nın ümüğünü sıkan, dün Kırım'ı işgal eden, öncesinde Çeçenistan'a Grozny vahşeti yaşatan Rusya'ya da kırmızı çizgi hatırlatması yapamıyoruz. Hakeza Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturduğu yapı da kırmızı çizgilerimiz arasında ama orada da kırmızı çizgiler ne işe yarıyor belli değil. Kırmızı çizgi duyarlılığı biraz güç meselesi. Dileyelim o güce ulaşılsın da gönüllerden geçeni hayata geçirmeyi de başaralım diyor. Çok güzel bir yazı. Ahmet Taş getiren. Çok güzel bir yazı yani gerçekten. Taşı gediğine koymak böyle bir şey herhalde. Evet. Çok önemli. Ne, güçle diyecek bir şey bırakmadı değil mi? Harbiden? Bırakmadı ve güçle çok. Sabit Hasan'cığım. Bu net bir şekilde ortada. Ekonomik olarak güçlüyseniz, uluslararası masalarda da güçlüsünüz. Söz hakkınız var, hakimsiniz. Gücünüz olmadığı için sesinizi çıkaramıyorsunuz. Ve ne yazık ki gelişimde de zayıflık olduğu için yönetiminiz de zayıflıyor. Yönetim zayıfladıkça kontrol edilebilir isimler üzerinde planlar yapılıyor ve onlar belli bir koltuğa getiriliyor. Kontrol edilebilen bir topluluk ortaya çıkıyor. Şu an İslam ülkelerinin Sayın Kaya'da, çok güzel Sayın Taş Getirin'in yazısı da önemli noktalar, iyi temaslar. Yani bizim ayağa kalkmamız çok zor. Maalesef. Çok çok direnmek ve güçlü olmak lazım. 22 numaraya geçelim kıymetli arkadaşlar. Mesele artık tekrar sığınmacılara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması 15 Mart'ta şöyleymiş. Muhalefet mültecileri göndereceğiz diyor. Dur öyle değil. Muhalefet mültecileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. 18 Nisan'da gönüllü geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz diyor. 20 Nisan'da huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir diyor. Yani sonuçta devlet politikası bu değil mi? AK Parti politikası. 3 günde bir değişmeyen bir devlet politikası. Yani şimdi hükümet politikası ayrı, devlet politikası ayrı. Şimdi devletleşmiş bir hükümet şahsım var. Burada bir ay 3 gün, diğeri arasında da 2 gün var. Var. Bu mesele yine dış bağlantılı olduğu için şu bilgiyi aktarayım. Ondan sonra bu konuyla ilgili birkaç kelam etmem lazım. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Mısır'da biliyorsun İhvan liderlerinden Muhammed Bedi yargılanıyordu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay onadı. Az önce konuştuk ya Sayın Taş getiren çok önemli noktalara değindi. Sayın Kaya önemli noktalara değindi. İdam edilmeyi bekleyen 70 civarında da Müslüman var. Orada haksız bir şekilde darbeciler tarafından velhasıl. Yani dört tarafımız zulüm ve işgal. Buna karşı da güçlü olmamız lazım. Ve Sayın Erdoğan bazı şeylerin hala farkında değil. Toplumla bir şeylerin farkında değil. Seninle geçen gün de konuştuk bu meseleyi. Şimdi Suriye'de güvenilir bir yönetim yok şu an. Suriyeli vatandaşların güvendiği bir yönetim yok. Suriye'de farklı gruplar var ve çatışma hali namlular herhalde şeyde tetikte eller. Amerika'nın, Rusya'nın, Türkiye'nin sahada oluşu var. Her an bombaların patladığı bir ortam hala var orada. İdlib çıkmazı ve açmazı var. Hal böyleyken birincisi kimse gönüllü olmaz Suriye'ye gitmek için. Kimse. İstediğiniz kadar güvenli bölge, garantör alanlar bunlardan bahsedin.
Kimse gitmek istemez. Şimdi burayı göndeririz. Asıl diğer problemleri nasıl çözeceksiniz? Vatandaşlık satılma meselesini neden askıya almıyorsunuz? Dört yanımız Körfez. Onların hepsi Suriyeli değil. Yani Bayelisi var, Bahreyn var, Suudi Arabistan var, Katar var, Kuveyt var. Yani İran var. Şimdi bakıyorsun böyle. Alttaki hizmet kitlesi Suriyeli, yukarıdaki kitleye bakıyorsun Suriyeli değil. Onlar isteğe bağlı gitmez ki, adam gelmiş burada ev almış, villa almış, yala almış, yatırım yapmış, şirket kurmuş. Ya bu gönüllü gider mi? Nereye gidiyor? Hayırdır? Neyin gönlü? Onun gitmesini de yani, istemez bizimkiler zaten. Ya, ama vatandaş ister. Vatandaş ister Hasan'cığım. Gerçekten de ister. Kusura bakmasın kimse. Evet. Bak bizim insanımız kendi memleketinde... ikinci sınıf durumuna düşmüş. Bizim insanımız kendi memleketinde de barınabilecek, sığınabilecek bir ev bulamıyor. Bulsa da parasını ödeyemiyor. Dün ben bir tane kiralık daire sordum. Allah aşkına. Bak sen evleneceksin hayırlısıyla. Dün kiralık daire sordum. 8 bin lira dedi. Al işte. Avcılar Merkez Mahallesi'nde. Bak. 8 bin lira ne? Niye böyle? Maaşımdan yüksek. Ya emlakçının kapısını çaldığın zaman adam diyor ki bu ayda 25 daire sattık. Ya bunlar hep şahit oldum. Soruyorum çünkü öğrenmek için. 25 daire sattık diyor, bir tanesi Türk, gerisi yabancı diyor. Ya Allah Allah diyorum ya. Düşünsene, %90'ı bu ülkede yabancıya satılıyorsa ülkenin, özellikle de arazi, arsa, yani ülkenin kaynağı kendisi %90'ı yabancıya satılıyorsa, bu emlaktan bir istatistik yaparak yukarıya doğru çıkabiliriz. Ya bu ülke satılmış. Bırak fabrikaları konuşmayalım biz. Ülke satılmış. Değil mi? Bu konuya devam edelim. Bu konu uzun. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bakalım. Daha çok söyleyen var. Türkiye'de düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Biz Türkiye olarak göçmenleri göndermeye devam ediyoruz. Bu sene gönderilen göçmen sayısı 3 ayda 21 bin. Nasıl bir şekilde, görüyor musun? Tepki büyüyünce, herkes şey yapınca, evet, sayın... gönderiyoruz oldu, gördün mü? Bir anda aslında muhalefetin etkisi burada belli oluyor. Hükümeti harekete geçirdi biraz. Böyle keskin etkiden de bahsedebiliriz. Altı muhalefetin dışında oldu. Altı muhalefet, işte o da bir muhalefet. Evet. Zafer Partisi, Ümit Özdağ yaptı. Bu işte hükümeti harekete geçirdi ama hükümet hala isteğe bağlı, zorunlu olmayacak. Bak bir hafta öncesinde Bahçeli'nin var mı odası konuştu, Soylu da konuştu bu meseleyi. Bir hafta öncesinde Soylu'nun paylaşımını getirdik değil mi? Ne diyordu? Siz ne anlarsınız düşene el uzatmaktan? İşte bağıra basmaktan, kucaklamaktan, sarmaktan, bakmaktan tabii. Ne anlarsınız gibi, böyle hani vatan millet Sakarya'ydı. Geçtiğimiz hafta Sayın Bahçeli çıktı, geçtiğimiz gün Sayın Bahçeli çıktı, dedi ki bayrama gidiyorlarsa hiç dönmesinler dedi. Misafirlerse misafirliklerini bilsinler dedi. Kısıtlı gidişler vardır dedi Sayın Soylu. Ha, Bahçeli önündeymiş, ben de evet, geldi. Aldım. Dinleyelim Devlet Bahçeli. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyetli ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur. Suriye'de ateş söner sönmez herkes evine, barkına, Türkiye'nin güvencesi altında kavuşmalıdır. Ülkemizin ekonomik büyümesine, sosyal gelişmesine ve milli bütünleşmesine destek veren, katkı sunanlar da başımızın üstündedir. Diyor Devlet Bahçeli. Bu meseleyi hükümet anlamıyor. Yani öngöremiyor. Mayınların temizlenmesi öncesi, işte Irak, Suriye. Yani bunların böyle 3 günlük, 5 günlük hesaplar olmadığını biliyorlardır, belki işlerine gelmiyordur. Ya Sovyetiniz, Kılıçdaroğlu'nun işi ne zor? Derin bir şey Hasan'cığım. Bak yılda resmi rakamlara göre 800 bin kadar göçmen çocuğu dünyaya geliyor. Ve bu resmi rakamlar 1 milyonu da bulabilir. Yılda diyorum. 10 yıl sonra işte konuşalım. Hatay oylanacak 100 yılda bir, biliyorsun Hatay'ın bağımsızlık meselesi. 2036'da Hatay meselesi var. Hadi bakalım Hatay ne diyecek referandum yapıldığında. Değil mi? Yani ya da işte siyaset, ya
Bunlar derin ve uzun konular Hasan'cığım. Bunun Avrupa kısmı var, ya, Avrupa sınır kısmı var. Türkiye güçlü olursa o dönem öyle bir oylama yaptırılmaz da. Ama işte anlaşmaya göre sen müdahil olamıyorsun, referanduma gitmek zorundasın. Referanduma halk karar veriyor. Geçen YouTube Reels'te kalem gitti yine. Bir videoya böyle shorts videolarda rast geldim. Biliyorsunuz Kadir Mısıroğlu Atatürk'e çok ağır hakaretlerde bulunan. Garip vefat etti. Birisiydi. Şöyle bir şey diyor. Hani bu ulus Lozan 100 yılda bitecek diyenler kim dedi bunu? Öyle bir şey bitmeyecek. Lozan öyle muayyedesi olan bir anlaşma değildir diyor. Ama gücün olursa yıkarsın Lozan'ı diyor. Tamam mı? Ben de her zamanki bir şey bekliyorum. Böyle Lozan'ı çok olumsuzlayacak falan bir şey söylemesini. Allah var geçmedim merak ettim dinledim. Şey diyor Mustafa Kemal güçlüydü diyor. Güçlendi fırsatını buldu. Montrö'de Boğazlar statüsünde Lozan'ı deldi değiştirdi diyor. Hatay'da güçlendi diyor değiştirdi diyor. Güçlü olursan Lozan'ı değiştirirsin diyor. Kadir Mısıroğlu'ndan alıntı yapıyorum ki oradan Atatürk'ten örnek veriyorum ki Hatay meselesi 2036'da hem solcular beni dinlesin hem diğerleri beni dinlesin diye. Çok güzel diye. Konuştun. Çok hani güzel bir noktaya. İki tarafı temas. Da. Tam çok güzel noktaya temas ettin ama güçlü değilsin. Değil. Dı-nı-nı. Ordumuz güçlü yani, ya. Güçlü. Rusya güçlü. Ukrayna işgal ediyor. Amerika güçlü. Girdiği her yeri işgal ediyor. İsrail gücü almış arkasına. Müslümanların ya. Müslümanların. Kaç milyarlık Müslümanların mabedini kuşatmış. Hem de en mukaddes günlerde. O yüzden güç, güç, güç. Türkiye'de güç yok kardeşim. Geçelim Osmanlı Tokat dönemlerini. Güçsüz biz. Neyse biraz şey bu sığınmacılar konusunda hızlanmamız lazım Mustafa Deniz. Yoksa diğer konular yetişmeyecek. Kılıçdaroğlu'na dinleyelim. Devlet Bahçeli'ye cevap vermiş. Bir Erdoğan'a cevap veriyor, bir Bahçeli'ye cevap veriyor. Buyurun. Sayın Bahçeli, bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek. Daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir. Yol geçen hanına döndüren, yani bizim sınırlarımızı yol geçen hanına döndüren kişi de odur. O kişinin öyle mültecilerle falan bilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor adam. Ne yapsın? Ne yapsın adam? Diyor Kılıçdaroğlu. En sonunda Süleyman Soylu'ya laf attı. Sertti. Hı hı. Süleyman Soylu da şu bayramda gidip gelen sığınmacılar konusunda konuşmuş. Dinleyelim. Bu insanlar elbette ki kendi memleketlerine geri dönecekler. Ve bunun için de tekrar söyledim. Geri dönmek için de tüm bu konudaki 490 binin üzerindeki Suriyeli buraya geldiler ve biz orada güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde geri döndüler. Ve bundan sonra da dönecekler ve dönmeye de devam edecekler. Aynı zamanda bizim de bu konuda her bayram gidiş geliş esnasındaki süreçlerde biz de özellikle altını çizerek söylüyorum. Zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değildir. Bu bayram içinde ve önümüzdeki bayram içinde güvenli bölgelere gidiş konusunda da bizim de bir tahdidimiz, bir kısıtımız söz konusudur. Ya bunları biliyoruz. Bunlar söylenir siyaseten değil mi Mustafa Deniz? Yani göndereceğiz denir, göndermeyeceğiz denir, giden gelemeyecek denir. Bayramdır, seyrandır gitsinler tabii. Bunlar hepsi denir değil mi? Evet. Siyasette denir. Ama AK Parti bunları der, CHP bunun karşısında şeyler der, MHP başka bir şey der, Ümit Özdağ'ın ne diyeceği bellidir vesaire vesaire. HDP ne diyor ben çok merak ediyorum mesela sığınmacılar konusunda. Mithat Sancar'ı bir dinleyelim. Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler savaş politikalarını her gün alkışlayanlardır. Suriye'de Kürtler hak kazanmasın, bir hak elde etmesin diye iç savaşı harlayan, körükleyen güçler bugün de o savaşın sonucu olarak bu topraklara gelenlere nefret kusuyorlar.
onlara saldırılar düzenliyorlar. Şimdi de pogrom planları devreye sokuyorlar. Temel ilkemiz insan onuruna saygıdır. Çözüm için temel önerimiz de savaş karşıtlığıdır. Savaş politikalarına karşı çıkacaksınız. IŞİD'e, çetelere, ÖSO çetelerine sınırları açan, akın akın oraya gitmelerini sağlayan, Kürtler kazanım sağlamasın diye işgale başvuran, Afrin'i, Serekani'yi işgal eden iktidar politikaları bugün bu ülkede bu kadar sayıda insanın sığınmacı olarak bulunmasının başlıcası. Şimdi giden işgal politikası güden işgalci olan Türkiye ama Türkiye'ye namlu doğrultan teröristler de savaşın karşıtı olan, savaşa hayır diyen garip gureba öyle mi? Öyle diyor galiba. Öyle mi diyor? Bu lafın, bu söylemin, bu ithamın, bu açıklamaların yeri yok. Karşılığı yok. Ha siyaseten belki göçmenler, mülteciler bakın size biz kapı açıyoruz, biz sizi bir dışlamıyoruz diye bir beklenti var mıdır bilemem. Göçmenler konusunda ha, söyledikleri çok doğru gibi gelirken bir anda nasıl Türkiye'yi işgalci devlet şimdi, yaptı gördün bak, değil mi? Yani ötekileşme, yani hep kendileri için bizi ötekileştirdiler, bizim haklarımızı yıllardır vermediler, elimizden aldı. Biz ezilen halkız gibi söylemler vardır ya. Diğer taraftan işte şu an mülteciler için de aynı şeyler söylüyor. Kardeşim, görmedikleri bir şey var. Bak, bu ülkede 10 milyon sığınmacı var. Velev ki her şey planlı, mayınlar temizlendi, raylar, sistemler, ülkenin demografik yapısı geleceği için bir plan yapıldı ya da çatışma ortamı. Taliban nasıl doğdu? Molla Ömer önderliğinde Pakistan'da mülteci ailelerin çocukları, mültecilerden doğdu Taliban. Anasız babasız çocuklardan oluştu Taliban. Medrese eğitimi diye topladılar, bir araya getirdiler. Pakistan istihbaratını da buna dahil ettiler. CIA arkasındaydı. Ve bir Taliban, mültecilerden doğan Taliban Afganistan'ı yönetiyor şu an. Şimdi bu işler uzun vadeli işler. Bu işler öyle aman biz geldik Sayın Soylu'nun konuştuğu gibi biz seneye göndeririz. Evleri yurtları düzelsin diye göndeririz. Ya geçin onları geç. Gücünüz yetmez. Bir yerden sonra gücünüz yetmez. 10 milyon mülteci minimum. Bu ülkede 10 milyon mülteci var kardeşim. Şimdi evet, bir şey söyleyeceğim. 1000 mültecide bir tane ajan, art niyetli, ipsiz, sapsız bu ülkeye girmiş olsa kaç yapar? 100 bin mi yapar 10 milyonda? Bilmiyorum, hesaplayamadım şu an ama 100 bin mi yapar? Ya şu an bir ülkenin içinden çıkamadığı İdlib'de 100 bin militan var. O yüzden Suriye açmazı bitmiyor. Şimdi yani bazı şeyleri öngörmek, hesaplamak, planlamak, her türlü tehdide karşı bir planın olması lazım. Hazırlıklı olman lazım, bertaraf etmen lazım oluşmadan. Şimdi böyle bir ortamda biz okumayı beceremiyoruz maalesef. Yarın bizim kapımızdaki tehdidi beceremiyoruz, göremiyoruz. Biz şuna karşı değiliz, kadınlara, çocuklara gel. Ya karşı değiliz. Güvenli bölge oluştursun, bakasın ona da karşı değiliz Hasan'cığım. Ama kamyon kamyon, otobüs otobüs, tır tır 18-20 yaşında taşı sıksa suyunu çıkaracak Afganistanlıların burada ne işi var? Ya taşı tut, Ukrayna göndermiyor, çıkarmıyor, savaşma zorunluluğu diyor. Savaşacaksınız diyor ülkeniz için. Ama bakıyorsun gencecik aslan gibi delikanlılar mülteci. Bakıyorsun yanlarında çocuk yok, yanlarında eş yok. Hepsi boy boy, hepsi aslan gibi taşı sıksa suyunu çıkaracak. Ya hayırdır diyor insan, tamam mı? Hayırdır. O yüzden hükümet... Sandık gelsin, özür dilerim uzatmam ama hükümet sandık gelsin ben bu işi çözeyim. İşte oy alayım, para lazım, ticaret, ev satalım, yabancı yatırımcı gelsin. Allah akıl fikri versin, ülkenin yarını yok ya. Mithat Sancar da çıkmış, Türkiye oraya girdi, buraya girdi. İşgalci, işgalci, biz barış istiyoruz. Heh, Türkiye keyfinden giriyor zaten. Bak otobüs havaya uçtu. Şehit var. Türkiye de kendinden gidiyor zaten oraya. Evet. Allah Ümit Özdağ arka arkaya yazık, görelim arkadaşlar. Ümit Özdağ, Esad'la Suriye yönetimiyle görüşmeye gideceğini duyurdu. Şam'a gidecekmiş. Erdoğan hedefi Türk milletini uyutarak, uyuşturarak, tepkisizleştirerek ve çaresizlik içinde vatanı paylaşmaya razı etmektir. Ağır ifadeler kullanmış. Devam edelim bir sonraki. Şimdi İbrahim Askoloğlu'nun
Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşleri için elimizden gelenin gayreti gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını paylaşması, Kılıçdaroğlu'nun sabitlenmiş tweet'i ve Ali Babacan'ın göç politikalarını eleştirmesi üzerinden Ümit Özdağ demiş ki 6+1 masanın etrafındaki AK Millet İttifakı üyeleri de Cumhur İttifakı'da sıkışık trafikte ambulansın arkasına takılan uyanık şoförler gibi Zafer Partisi'nin sığınmacılar gidecek sözünün arkasına takıldı. Sırada Fabrikalar Türkiye'si ve sürdürülebilir planlı kalkınma var. Doğru söze ne denir? Fatih Altaylı güzel bir şey söylemiş. Komik gibi görünüyor ama daha sabah yazdı, akşamına oldu. Altaylı diyor ki CHP ve Kılıçdaroğlu hazırlıklı olsun. Pek yakında Suriyeli göçmenlerin suçlusu CHP zihniyeti gösterilirse kimse şaşırmasın diyor. Ve 31 numara izleyelim. Sığınan insanları güvenli bir bölge, bir Lebensraum yaşama alanı, tırnak içinde kahretsin bir rezerv alanı oluşturmadan götürüp o bölgeye atamazsın. Hukuk bunu himaye etmez nokta. Peki, teşekkür ederim. Olanlar için bunu söylüyorsun. Gelenler için bir şey ya, yapmıyoruz. Dur hocam. 1-200 kişi ya, geliyor diyor ya, bunu yapar. Hocam yalan kim diyor ya, gelsin yalan ya? Yalan söylüyor. Gelsin mi diyoruz? Yalan söylüyor. Her şey yalan diyecek. Diyerek. Yalan. Efendim işmihrak. Peki Ersan hocam gelsin. Peki bir sokakta kim insanlar? Ya sokaktaki insanlar nereden geliyor? Dur saniye. Sayın Şen doğru mu diyor? Batı Roma İmparatorluğu Orta Anadolu'da kurulan devletlerin yıkılması sebebi bu. Devlet sen dur dur. Emre Taner mi sokakmıyorsun bir şey ya? Daha çok mu? Ersan hocam. Sınırı durdur hocam. Peki. Lanet olsun durdur ya. Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu. Muhalefet evet, sorumlu. Kılıçdaroğlu sorumlu. İktidarda olan kimse bunun gereği hayır diyen. Tezkereye hayır diyen. Güzel söylüyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Tezkereye hayır bugün diyorsun. Bugün Mehmetçiğin üzerinden. Bugün bu bunun bu hale gelmesinin bir sebebi kim? Ayıp peki. Yazıktır. Ersan Hoca. Bırak Cem Bey. Mehmetçik canlı hocam. Tamam güzel sözler güzelce atıyor. Kıymetli izleyenler siz neden TV5'e sponsor olmanız gerektiğini anladınız mı? Yani en azından biz konuştuğumuz zaman herkes bizi anlıyor. Evet tabii. Ya biz hoşunuza gitmeyen şeyler söyleyebiliriz. Ya ben oradaki arkadaş gibi, Cem Kaya gibi Suriyeli göçmenlerden Kılıçdaroğlu sorumlu diyebilirim. Görüşüm bu olabilir. Siz bana katılmayabilirsiniz ama benim dediğimi anlarsınız. Öyle olmaz değil mi? Bağırıyorlar yani. Sakin sakin anlatabilirler. Ama tahammül etmek de zor gerçekten. O psikolojiyi de anlıyorum. Ben burada tek başıma oturduğum yerde bile zaman zaman kendime hakim olamıyorum. Ve orada direkt çok enteresan bir ortam oluyor. Yani, tartışma programları çok kötü. Öyle öyle. Bir tartışma programı örneği daha verelim hadi. 32 numara. Sırada yakışıklı. Türkiye'nin buralara ilgi ve etki alanı olarak açılması. Yani Irak diye bir devlet, Suriye diye bir devlet yoktu ki 100 yıl önce. Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı, beldeler vardı. Ve bu beldelerin tamamı Türkiye devletine bağlı beldelerdi. 100-150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinde uçağa bindiğiniz zaman iç hatlardan Mekke'ye gidiyordunuz. 100-150 sene önce. Evet, iç hatlardan Mekke'ye gidiyorduk. İç hatlardan Sırbistan'a gidiyorduk. İç hatlardan 150 sene. Varna'ya. Devam edelim. Tabii ya. ben şimdi 100-150 sene önce iç hatlardan oraya gidiyordu, buraya gidiyordu. Aklıma şey geldi yani bu helikopter mucitleri kardeşler geldi. 1886 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzelsinler. Wilbur Wright ve Orville kardeşlerin hemen arkasından çok yakın zamanda Türkiye'den iç hatların düzenlenmiş olması ve çok büyük bir başarı Hasan'cığım. Yani bu her yer başaramaz. Kaldı ki tamam çok güzel konuşuyor. O gün Şam vardı, Halep vardı, işte Bağdat vardı. Türkiye'ye bağlıydı. Bugün kim var, nereye bağlı? Bunları da analiz etmesi tabii gerekirdi yani. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı özel olarak tebrik etmek istiyorum. Neden? Şimdi söyleyince sizler de anlayacaksınız kıymetli izleyenler. Dün ve evvelsi gün çok önemli bir çalışma yapıldı. Çalışmanın adını yanlış söylememek için telefondan bakacağım. Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı yapılmış. Konferansın içinde Kazım Karabekir'in kızı Timsel Karabekir çok özel şeyler anlatıyor. Onun dışında
konferansın içinde uluslararası tarihçiler, hukukçular, milletler hukukçuları, ceza hukukçuları, insan hakları savunucuları bir sürü kişi vardı. 1915 olaylarında bir soykırım olmadığını, 1915 olaylarının bir tehcir olayı olduğunu, karşılıklı çatışmaların yaşandığını, bizim de hatalarımızın olduğunu, karşı tarafın da hatalarının olduğunu, tarihsel ve hukuksal perspektifte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı büyük bir çalışma yaptı. Orada çok enteresan bir kısım dikkatimi çekti Mustafa Deniz. Hı hı. O cephenin kumandanı olan Kazım Karabekir'in kızı Timsel Karabekir çok önemli tarihi belgeleri ortaya çıkardı. Ve gösterdi ki, ya Mustafa Deniz, soykırım yapan adam 4000 tane Ermeni çocuğu okutur mu? İzleyelim. Şimdi savaşın en büyük ızdırabını çeken bildiğimiz gibi hani kadınlar ve evlatlar oluyor. Şimdi Kazım Karabekir 7000'den fazla Müslüman Türk çocuğuna babalık etmiş. Anasız babasız kalan yetimlere. Fakat bu arada kimsesiz kalan 3000'e yakın Ermeni çocuk da var. Yani Kazım Karabekir diyor ki çocuk kutsaldır. Yani hangi milletin evladı olursa olsun ve içeride bir resim görüyoruz ki o Ermeni çocuklar Kazım Karabekir'e kara kalem bir resim hediye ediyorlar. Kendi yaptıkları resmi ve altındaki yazı çarpıcı. Diyor ki, yetimler babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri Trabzon Ermeni yetimleri tarafından. Bu çok büyük bir belgedir. Yani bize atfedilen sözde soykırımı yapıştırmaya çalışanlara da Ermeni yetim çocuklarının tokat gibi bir cevabıdır. Hiçbir yetim evlat, baba dediği kişi. Yani bir milleti soykırımla suçlandırdığın zaman o milletin bir paşasına o evlatlar baba diyorlar. Dolayısıyla yani bizim öyle bir ayıbımız asla olmamıştır. Dolayısıyla bunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Ya. Evet, çok güzel. Çok güzel bir konuşma. Ya. Ben bu çalışmaların devamını, hatta bu çalışmaların Paris'te Fransız parlamenterlerinin davetli listesinde olduğu bir çalışma olarak, ben bu çalışmaların Washington'da, Brüksel'de, o Temsilciler Meclisi, o işte bilmem ne Londra'da Lordlar Kamarası vesaire, ki öyle olmadığını biliyorlar. Onların davetiyle onları getirterek, Türkiye'nin gücünü kullanarak bunları dinlettirmek gerektiğini, evet, düşünüyorum. Yani bunlar önemli ama uzak duruyorlar biliyorsun. Evet. Tarihçilerden oluşan bir heyet kuralım, birlikte oturalım, araştıralım dosyaları, tarihi belgeleri, bilgileri, dokümanları masaya koyalım. Bu işi öyle aydınlatalım teklifine Türkiye'nin. Uzak kaldılar, soğuk kaldılar, yaklaşmadılar. Onlar da biliyorlar öyle bir soykırım olmadı. Evet. Tatar hükümetin istifasını kabul etti. Kıbrıs'ta yine hükümet kurulamadı. Bu iş böyle. Mustafa Deniz. 36 numara ekonomi, biraz süremizi aştık ama bunları vermem gerekiyor. Bakan Bilgin asgari ücretle enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Haziran'da güncelleme gündemde yok dedi. Cumhurbaşkanının Bakan Bilgin'in yalanlamasını bekliyoruz. Sadece Bakan Bilgin asgari ücretle demedi, bayram ikramiyelerinde de dedi, asgari ücretle geçen de dedi. Geçen yıl gibi 1100 lira olacak. EYT'de de dedi. Üçünü bir pakete koydu ve açıkladı. Ve yok dedi. Ve asgari ücrette biliyorsun Ömer Çelik, Ergün Atalay, işte Vedat Bilgin asgari ücret aralıkta dediler. Günü gelince olacak dediler. Sadece Ömer Çelik gerekirse veririz. Erdoğan dedi ki benim halkım isterse ihtiyaçta tabii ki vereceğim gibi çıktı. Şimdi ne demiş? Şov yaptı. Bu da bayram ikramiyeleri geçen yıl olduğu gibi doğrudur. Niye? Ben acaba bu açıklama gelir mi diye merak etmiştim. Hı hı. Ama bir taraftan da içimde bir yerde de gelmez. Çünkü ekonomik tablo buna müsaade etmiyor. Çok ciddi bir yük. Aynen öyle. Bunu da konuşamadık ama yarın daha çok zaman ayırırız buraya. 38 numarayı görelim. Ben Yalçın Doğan'ın köşe yazısını okuyacağım. En son onunla bitireceğim. Yarın bu konuyla açacağız Mustafa Deniz. Olur olur. Hay hay. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı hayat pahalılığı sorununa ilişkin konuşurken demiş ki marketlerdeki domates, patlıcan 30 lira oldu diye dayak yiyoruz. Biz eskiden kışın salatalık domates yemezdik, turşu yerdik. Çok zenginleştik, açık söyleyeyim demiş. Vaktimiz yok. Ben söz hakkımı yarına bırakıyorum. Yani 35 numara Cumhurbaşkanı Erdoğan izleyemeyeceğiz. Okuyayım.
Rabbimiz mallarımız ve canlarımız konusunda imtihana çekileceğimizi zaten hatırlatıyor demiş. Değil mi? Evet. Elif Örs'e teşekkür edelim. Elif Örs Milli Gazete yazarı. Gösterelim arkadaşlar. Milli Gazete yazarı Elif Örs. Medya alanında tüm reklam ambargolarını engellemelerine görmezden gelmelerine rağmen milli görüşü benimsemiş kadrolar kınamacıların kınamasına bakmadan yeni bir dünya kurma hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyor. TV5 ve Milli Gazete dimdik ayakta duruyor ve sponsorlukları bekliyor diye köşe yazısı yazmış Elif Örs. Mustafa Deniz, Yalçın Doğan'ın köşe yazısıyla bitireceğim. Ben bu köşe yazısını okurken sana çok tanıdık gelecek. Burada defalarca konuştuk ama biraz daha detay var Yalçın Doğan'da. T24 yazarı diyor ki, ekilen bir metrekare arazi yok, üretilen tek bir ürün yok ama şirketin yöneticilerine ödenen ücret, verilen ikramiyeler, seyahat harcamaları ile birlikte 2014 yılından bu yana 60 milyon lira tutuyor. Sayıştay raporuna göre sadece 2020 yılında şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerine 417 bin lira ücret, ayrıca 51 bin lira kira ikramiye, 50 bin lira danışmanlık hizmeti, 142 bin lira Sudan kira geliri, 11 bin lira ticaret odası aidatı ödeniyor. Ömer Fethi Gürer, CHP NİDE Milletvekili'nin meclis tutanağı. Şirketin hiçbir faaliyeti yok ama yöneticilerine ikramiye bile var. Ne şirketi bu? Adı da var, sanı da var, üstelik uluslararası nitelikte. Türk, Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi. Hiç üretimi bulunmayan ve fakat binlerce lira ücret alan bu yöneticiler kim? Meçhul. Devam. Tarım Bakanlığı ya da ona bağlı herhangi bir kurumun sitesinde bulmak mümkün değil. Sudan'da tarım ilk adım 2014 yılında atılıyor. 2018 yılında kurulan bu şirkette Türkiye %80, Sudan %20 paya sahip. Türk-Sudan ortaklığı şirket Sudan'da tarım yapmak üzere kuruluyor. Sudan'da 12.500 hektar arazi üzerine kurulacak çiftlikte özel sektörün içinde belli bir alan ayrılıyor. Türkiye dururken Sudan'da tarım yapmak hangi hakla hizmet? AKP'nin birlikte ekonomi pek çok alanda çökerken ağırlıklı batan kesim tarım. Öyle ki AKP iktidarında Hollanda büyüklüğünde tarım arazisi yok oluyor. Yok olan arazilerin bir bölümü betonlaşıyor, bir bölümünde maden ocakları açılıyor, bir bölümünde ne olduğu belli değil. Tamam. Kalan tarımsal araziye mazot, gübre, tohum zamları binince üretim doğal olarak düşüyor, fiyatlar fırlıyor, tarımla uğraşan köylü nüfus azalıyor. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde Türkiye gıda açısından dünyada kendine yeterli 7 ülkeden biriyken bugün 128 ülkeden gıda ürünü ithal eder duruma düşüyor. Sudan'da iki sorun. Türkiye kendi topraklarını bırakıp kendi çiftçisini unutup Sudan'da tarım yapacak ya, yapamıyor. Neden? 1. Sudan'da bu şirkete ayrılan arazinin tarıma elverişli olmadığı ortaya çıkıyor. 2. Sudan'da yönetim değişiyor. Devam. Artık işin içinde ne varsa. Sudan'da tarım yapılamadığını AKP'liler de kabul ediyor. 2019 yılında Sudan'da yönetimin değişmesiyle birlikte işlemler yavaşladı ama oradaki beklenti devam ediyor. Orada kendi iç güvenliklerini sağladıkları anda Türkiye'nin bu manada faaliyeti devam edecek. AK Parti milletvekili Yunus Kılıç mecliste söylemiş. Sudan olmadı, Nijer verelim. Yönetim kurulu üyelerine paralar ödeniyor ama üretim yok. O zaman çok basit. Sudan yoksa Nijer var. 2019 yılında bu kez Nijer'de tarım yapmak için muhteşem bir fikir daha akla düşüyor. Tarım bir başka kısa not. Şimdi Tarım Bakanlığı Nijer ile anlaşma yok diyor. Dışişleri Bakanlığı var diyor. Hatta 2500 hektarlık alan var diyor. Nerede dönüyor? Neler dönüyor böyle? Kaldı ki Sudan Türkiye'ye 3000 kilometre, Nijer 3400 kilometre uzak. Orada üretilse bile nakliye masrafı binlerce dolar tutuyor. Orası ayrı, orası da ayrı. Sudan, Nijer derken yurt içinde tarım ürünleri fiyatları son 3 ayda 4 kat artıyor. Bazı ürünler kuyruklara biniyor. Bazı ürünlerle satış sınırı getiriliyor. Ya Nijer'de, orada henüz bir üretim yok. 72 milyar yerine 29 milyar. Sudan ve Nijer'de bir İyi, yoruldun ama. Yani. Ya bu uzun, detaylı, güzel de bir yazı. Daha uzundu. Bu kısalmış halini. Yalçın kadar, Doğan koca bir sayfa yazmış. Güzel, güzel. İyi ki de yazmış. Detay detay böyle. Kimin ne kadar faydalandığı değil, kimin ne kadar kazandığı bir mesele bu. Devamında neyi anlatıyor? Seninle burada çok konuştuk. 2006 yılında 21. madde anayasanın tarımsal destekleme için bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Hı hı. Tek tek yıl yıl %1'den ne kadar az olduğu, tarımcı çiftçinin cebinden ne kadar para alındığının
belgesini yazmış Yalçın bu, Doğan. Bu yazı önemli. Yani biz o zaman da çok tartışmıştık. Kamuoyunda da çok tartışılmıştı zaten. Ya bizim toprağımızın suyu mu çıktı? Niye burada bizim çiftçimiz kan ağlarken, destek beklerken, topraklar boş kalırken ne işimiz var bizim Sudan'da? Nijer meselesi de aynı. Onun için, onun İşimiz gibi. Yokmuş işte. Yapmamışlar. Yani işimiz yok ki zaten yapmamıştı. Ya Allah aşkına. Ama maaş alıyorlar. Yani birileri bir şeyle toplumun okuması lazım. Daha çok bilinçlenmesi Esma lazım. Esma Hanım size. Yarın Ömer Fethi Gürer'le bunu konuşalım mı dördüncü güçte? Değil mi? Bu önemli konular tabii ki. Konuşalım. Konuşulmalı. Sayın Vekili bir arayalım. Dördüncü gücün sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederken özellikle Mustafa Deniz başta olmak üzere tüm dördüncü güç sevdalılarına teşekkür ediyorum. Hatice Kaya'ya teşekkür ediyorum. Çok güzel bir paket geldi bugün bize. Evet, çok evet, güzel bir not sağ geldi. Olsun, sağ olsunlar, var evet. olsunlar. İyi ki var. Buradan bir de reklam yapalım. Zahmet. Hatice Kaya zaten sponsorumuz. Evet, zahmet vermişiz ama. Hilal İpek. Bunu söyleyelim, Hilal İpek. Zahmet ürünleri. Zahmet vermişiz. Dualarınız, selamınız, bizi dinlemeniz, bizimle olmanız yeterliydi ama bir incelik göstermişler. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi dün gece göremedik. Aslında dün akşam gelmiş. Ben çıkmıştım. Dün gece görseydik çok güzel şeyler vardı. Artık bugün iftar sonrasını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Televizyondan izleyenler içinse televizyonu kapatmıyoruz. Haber turuna geçeceğiz. Haber turundan sonra mukabele var. Mukabeleden sonra günden yansıyanlar var. Çarşamba'da mıyız? Yok, Perşembe'deyiz. Perşembe'de. Avrupa'da Ramazan başlıyor bugün. Avrupa'da Ramazan. Bilal Yıldırım aldı tası tarağı, kamerasını aldı. Avrupa'ya gitti Ramazan'ın ilk iki haftasında. Çekti, bir şeyler yaptı. Geldik burada montajladı. Bilal Yıldırım sizin için program çekti. 4 tane Avrupa'da Ramazan ilk bölüm bugün 17'de. Aman abi ben çok beğendim. Çok tatlı çekmiş Bilal abi. Evet evet çok güzel, sağ olsunlar. Bitti. Görüşürüz.